Günaydın, hoş geldiniz. TV yüz ekranlarındayız. Ben Kerem Kurçuval. Gün ve gündemin sorularını sormak için karşınızdayım. Gündem çok yoğun. Pençe kılıç operasyonu. Operasyonun ardından sınırımızdan bize yönelik saldırılar. Roketlerle sivilleri, okulları hedef alan terör örgütünün hain saldırıları. Bunların hepsini konuşacağız. Ekonomi önemli. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan son zamanlarda inanılmaz bir artış gösteren market fiyatları, çarşı pazar fiyatları ile ilgili yeni değerlendirmeler var. TÜİK'in tarımsal girdi fiyatları ile ilgili açıklamaları, daha doğrusu verdiği veriler artıştaki korkunçluğu gösteriyor. Enflasyonla mücadele. Bugün Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Bir sürpriz beklemiyoruz. Kararlılık var. Tek haneli rakama inmesi bekleniyor. Merkez Bankası'nın faizi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ekonomide yeni bir enstrüman daha icat etti. Altın sertifikası. Borsada tören düzenlendi. Ona bakacağız. Altın sertifikası nasıl olacak, ona bakacağız. Bulgarlar ve Gürcüler sınırlarımıza akın ediyorlar alışveriş için. İyi mi kötü mü bunu değerlendireceğiz. Asgari ücret ve siyaset, İyi Parti'ye yapılan çağrı, Akşener'in cevabı. Akşener'in cevabına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni değerlendirmesi. Ama gündem terörle mücadele. Taksim saldırısının ardından en kapsamlı hava harekatlarından birisini gerçekleştirdi Türkiye. İsmail Hakkı Pekin, İstinye Üniversitesi YÜSAM Koordinatörü, Genelkurmay İstihbarat Eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin'le bu meseleyi uzun uzun konuşacağız. Karkamış'a gideceğiz. Karkamış'ta saldırılar var. Canan Altıntaş bizi orada bekliyor. Onunla konuşacağız. İlerleyen dakikalarda Necdet Saraç, Gazete Pencere yazarı bizimle beraber olacak. TV100.com yazarı Latif Şimşek de Ankara stüdyomuzdan bize bağlanacak. Ekonomiyi de doçent doktor Ata Özkaya, Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Ata Özkaya ile konuşacağız. İsmail Hakkı Pekin'e dönmeden önce isterseniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyonun ardından ilk değerlendirmesini bir dinleyelim. Ona bir bakalım. Ondan sonra operasyonu konuşalım. Kara harekatı. Herkesin merak ettiği soru. Kara harekatı başlayacak mı? Cumhurbaşkanı bu konuda da kararlılık mesajı verdi. Suriye ve Irak'ın kuzeyine başlatılan pençe kılıç harekatı sürüyor. Terör yuvaları bir bir vuruluyor. Operasyon Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gündemindeydi. Erdoğan operasyonun devamının geleceğinin sinyalini verdi. Daha önce de söylediğimiz gibi, eğer ülkemize, topraklarımıza birileri rahatsızlık veriyorsa bunlara biz bedelini ödetiriz. Her zaman söylediğim gibi, bir gece ansızın gelebiliriz derken bunu tabii boşu boşuna söylemedik. Bunun sadece bir hava harekatıyla sınırlı kalması da söz konusu değil. Savunma Bakanlığımız, Genelkurmayımız birlikte kararını verirler, istişaremizi yaparız, ondan sonra da adımlarımızı buna göre atarız. Cumhurbaşkanı Katar dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Pençe kılıç harekatının detaylarını da paylaştı. 44 terör yuvası tam isabetle vuruldu, dedi. Pençe kılıç hava harekatının icrasında 70 kadar muharip ve destek uçağımızla insansız hava araçları hep birlikte görev aldılar. Bu başarılı operasyonu bu şekilde 70 kadar muharip ve destek uçağımız, İHA'lar hep birlikte gerçekleştirdiler. Şu anda gelinen noktada Irak kuzeyinde yaklaşık 140 kilometre derinlikte 45, Suriye'de ise yaklaşık 20 kilometre derinlikte 44 terör yuvası tam isabetle vuruldu. Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la Bali'de görüşmüş, Putin'le de bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Peki bu görüşmelerde pençe kılıç harekatı masaya yatırıldı mı? Biz bu operasyonla ilgili ne Sayın Biden'la ne Sayın Putin'le herhangi bir görüşme yapmış değiliz. Fakat bizim her an bu bölgede bu tür şeyleri yapabileceğimizi zaten Sayın Biden da Sayın Putin de biliyor. Türkiye'nin güvenlik teşkilatı bizler icazetli çalışmıyoruz. Biz eğer bir adım atacaksak bunun kararını veririz ve bu adımı da atarız. Bu konuda Amerika artık bizi bilmesi lazım. Herhalde biliyordur. Bizim tabii üzüntümüz şu, biz Amerika ile NATO'da beraberiz. Ancak binlerce araç gereç, mühimmat, silah, bütün bunları Suriye'deki terör bölgesine maalesef bu Amerika göndermiştir. Bu Sayın Obama döneminden itibaren olmuş, Sayın Trump döneminde sürmüş, Sayın Biden döneminde de devam etmektedir.
Harekatı Cumhurbaşkanı Erdoğan iç siyaset malzemesi için kullanıyor iddiası da soruldu Erdoğan'a. Bunlara karşı yapabileceğimiz aslında herhangi bir değerlendirme yok. Çünkü biz terörle mücadeleyi yeni başlatmadık ki. Tabii bunlar bütün bu provokatif yaklaşımlarıyla zannediyorlar ki böyle dersek biz iktidarı çökertiriz. Hayır, bunların hiçbirisiyle bizi çökertemezsiniz. Çünkü biz emin adımlarla dünyanın da bu noktada güvenini sağlamak suretiyle yolumuza devam ediyoruz. Hele hele Rusya-Ukrayna savaşındaki tavrımız, dünyaya verdiğimiz mesaj, açtığımız tahıl koridoru, bununla birlikte gübreydi, amonyaktı vesaire, buna yönelik attığımız adımlar ortada. Bütün bunların neticesinde hangi liderle görüşsek hepsinin bize söylediği şu: gerçekten çok büyük işler başardınız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajları gerçekten çok net, tam bir kararlılık mesajı. Şimdi İsmail Hakkı Pekin, İstinye Üniversitesi Gülsam Koordinatörü, Genel Kurmay İstihbarat Eski Başkanı. Sayın Pekin, Türkiye terörle mücadelede zaman zaman sınır ötesi operasyonlar yapıyor. Ama görülüyor ki bu kez çok kapsamlı. Aynı anda hem Irak var hem Suriye var. Önce isterseniz çerçeveyi buradan başlatalım. Siz nasıl görüyorsunuz bu Pençe Kılıç Operasyonu'nu? Şimdi Pençe Kılıç Operasyonu aslında geçtiğimiz Mayıs'tan itibaren planlanan bir operasyon. O zamanlar da yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir gece ansız geleceğiz diye hazırlıklarımız vardı. Fakat demek ki konjonktür müsaitmedi. Yahut da olaylar öyle geliştiği için bugüne kadar kaldı. Her zaman yapılabilecek hedefleri belirlenmiş, planlanmış, hazır operasyon. Tabii bu belki de İstiklal Caddesi'ndeki bu eylem bunu biraz daha bunu hızlandırdı. Çünkü bir cevap vermek gerekiyordu. O sadece cevap verilmedi ama bu cevapla birlikte aynı zamanda daha önce planlanan hedeflere, yani daha doğrusu PKK'nın, PYD'nin altyapısını çökertecek hedeflere gerekli operasyon yapıldı. Önemli ne operasyonu? Aynı anda iki ülkeye birden operasyon yaptı. Yani Türkiye Suriye ile ayırmıyor. Kuzey Irak'ı ayırmıyor. Suriye ile Kuzey Irak'ı ayırmıyor ve ikisini tek bir saha olarak görüyor. Ve burada işte hemen hemen 700 kilometreye yaklaşan bir cephe genişliği var. O cephe genişliğinde bütün 70'ten fazla, 70 civarında muharip uçak ve diğer destek uçakları kullanıldı. Bana göre önemli bir operasyondu. Öyle söyleyelim. Başka ne var operasyona baktığımızda? Birinci hedef caydırmak değil, cevap vermek değildi ama cevap vermek de, yani birinci amacı altyapıyı çökertmek, ikinci amacı İstiklal Caddesi'ndeki saldırıya bir cevap vermek. Üçüncüsü, bunların şeyin arkasında bulunan ülkeleri biliyoruz zaten herkes. Bunları ikaz etmek, bunlara bir mesaj vermek. Bakın ne yaparsınız yapın, biz terörle mücadelede kararlıyız. Bunu devam ettireceğiz mesajını vermek de önemliydi. Çünkü bu mesajlar bana göre verildi. Tabii oradan bunlar atıldıktan sonra, bu hedefler imal edildikten sonra büyük ihtimalle bir bölüm daha devam etti. Niye? Çünkü sabahleyin tekrar hasar tespit raporu yapılıyor. Hangi hedefler vuruldu, vurulmayan hedef var mı yok mu? Onlara da tekrar dün sabah itibariyle bir şey yapıldı. Ama asıl tabii karşı taraftan bir şey beklememiz gerekiyordu. Bir karşı hareket, bir tepki beklememiz gerekiyordu. O zaman hepsi de Karkamış'ta ve diğer yerlerde oldu. Karkamış'ta Öncükpınar kapısında oldu birkaç yere. Bugün de devam edebilir. Başka yerlerde terör faaliyeti de olabilir. Bu konuda hem emniyetimiz hem de silahlı kuvvetlerimiz gereken tedbiri alıyorlardı. Alıyorlar. İstihbarati çalışmalar yapılıyordur büyük bir ihtimalle. Tabii iki kişinin ölmesi bu atışla beraber. Bunların birisi çocuk. Ondan sonra 3 ağır 11 kişinin yaralanması. Bu da kötü bir şey. Bunlara da cevap verildi. Yani hem uçaklarla cevap verildi hem de biraz evvel sizin orta kesimde gördüğümüz 55 metrelik toplarla ve İHA'larla obüslerle. Obüslerle ve İHA'larla cevap verildi. Ve bu devam edecek diye değerlendiriyorum. Bu harekatın başlayıp biten, zaten Türkiye zaman içerisinde hem MİT'le hem Silahlı Kuvvetler'in şehir katılımıyla derinlikte harekatlar yapıyordu. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesine göre 140 kilometre derinlikte, Türkiye uzak 140 kilometre derinlikte bir harekat yapılıyor. Onu söyleyeceğim Sayın Pekin. Ben sizi çok dikkatli takip edenlerden birisiyim. Siz operasyon başladığı andan itibaren dediniz ki
sadece F-16'lar kalkmıyor. Takviye uçaklar kalkıyor. İHA'lar, SİHA'lar kalkıyor. Hatta tanker uçaklar kalkıyor. Tanker çok uçaklar, kapsamlı. Ve bu kadar bir derinlik. Evet, 140 kilometre Irak tarafında. Şeyde de Suriye tarafında da 20 kilometrelik bir derinlik. Çünkü Suriye'de biraz daha dikkatli davranmak durumunda. Çünkü hem ABD var o bölgede, hem Rusya var. Evet. Bütün bunlara da dikkat etmek durumdayız. Ama ona rağmen iyi bir, yani harekat çok planlı, programlı yapılan bir harekat. Yani birlik şeylerimiz, uçaklarımız ve şeylerimiz herhangi bir zayiat vermeden geriye döndüler. Bundan sonra bu tip operasyonların, yani evet tek tük yapılıyor operasyonlar zaman içerisinde hedef çıktıkça, ama bu operasyonun sürekli olacağını değerlendiriyorum. Yani karşı taraftan büyük ihtimalle bundan sonra aynen şeyin yaptığı gibi, İsrail'in yaptığı gibi bu hedefler zaman zaman vurulacak, uçaklar kalkacak, uçaklarla vurulacak, İHA'larla vurulacak. İHA'larla, tabii İHA'ların sonrası şu, İHA'lar belli ağırlıkta mühimmat alabiliyorlar. Onların mühimmatları işte 25 kilo, 30 kilo ile falan sınırlı. Belki bu kızıl elma falan bunlar yapıldıktan sonra işte TİKA falan ona şey taarruz uçağı, İHA taarruz uçağı onlar falan yapıldıktan sonra tamamen tecrübe edildikten sonra onlar biraz daha fazla oluyor. Ama mesela sadece nüfuz edici bomba 870 kilogram ağırlığında onu F-16'lar taşıyor, F-4'ler taşıyabiliyor. O bakımdan uçaklar kullanmak durumunda kalıyor, kullanılıyor bu şeyde. Yani zaman zaman bazıları şunu söylüyor. Ya işte uçaklar uçakla terörist avlanmaz. Uçakla terörist avlanmıyor. Uçakla teröristlerin altyapı tesisleri ve varsa toplu olarak bulundukları yerler vuruluyor. Yoksa bir uçakla bir terörist avlanmıyor. Yani ve uçakla teröristlerin üstesinden gelme gibi bir olay yok. Yani bu konular karıştırılıyor ve farklı olarak gündeme getiriliyor. Ama başarılı bir operasyon. Tabii bize bunu açıklayacaklar. Yani büyük ihtimalle Milli Savunma Bakanlığı bir hasar tespit raporu yapıyor, hazırlıyordur şu anda. Ne kadar hedef vuruldu? Zaten 184 civarında galiba terör örgütü üyesi öldürülmüş. Bunlar hepsi açıklanacak son durum. Kolay bir operasyon değil. Hem karmaşık bir operasyon hem de tabii maliyetli bir operasyon. Ama bu operasyonun ben daha devam edeceğini değerlendiriyorum. Onu belki soracağım. Onu soracağım şimdi Sayın Pekin. İsterseniz bir virgül koyalım. Bir Karkamış'a gidelim. Bizi orada Canan Altıntaş ve kameraman Mehmet Kayahan bekliyor. Saldırılar oldu. Dediğiniz gibi siz de az önce söylediniz. Karşı tepkiler gelecekti. Zaten beklenen tepkilerdi. 10 tane saldırı gerçekleştiğini söyledi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Bir öğretmenimizi yitirdik. 22 yaşında Ayşenur Alkan. 5 yaşında bir bebeğimizi, bir çocuğumuzu kaybettik. Hasan Karataş, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın da yeğeni. Sanıyorum o da Canan'ın olduğu okulun önünde. Evet. O da incelemelerde bulunuyor. Peki paşam, bir Canan Altıntaş'a hemen döneyim. Canan, en acılı yerdesin. Operasyonun ardından haince okula, yani sivillere okula yapılan saldırı. Okullar, hastaneler, savaşta bile hedef alınmaz. Ama hedef aldılar, roket attılar. Sözü sana bırakayım. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili de orada yeğenini yitirdi. O da yine 22 yaşında bir öğretmenimizi kaybettik. Sözü sana bırakayım. Evet, Kerem Kırkçıval, şu anda acının yaşandığı okullardan sadece birindeyiz. Senin de söylediğin gibi CHP İzmir Milletvekili, 27. dönem milletvekili burada. Şu anda incelemeler yapıyorlar diğer vekillerle birlikte. Mahir Polat bu arada yeğenini kaybetmişti. O da birazdan cenaze törenine geçecek ama şu anda ilçede diğer milletvekilleriyle birlikte, oluşturdukları heyetle birlikte okullar ve evlerde inceleme yapıyorlar. Şu sıralarda bu bölgeden ayrılıyorlar. Az önce buradaydılar. Biraz duygularını anlattı. Çok üzüntülü olduğunu söyledi bizlere. Biz de acısını paylaşmaya çalıştık. Gerçekten işler acısı bir durum. Çünkü 5 yaşında bir yeğenini kaybetmişti. Aynı zamanda bizim bulunduğumuz nokta Karkamış, Gaziantep Karkamış'a dün 11.15'te başladı roketli saldırılar. Terör örgütü PKK'lar işte bu nokta dahil çok namlulu roket atarlarla birlikte buraya ve diğer noktalara
saldırılar düzenlemişti. CHP'li vekiller şu anda bölgeden ayrılıyorlar. Onlar da maalesef cenaze törenine geçecekler. Hasan Karataş'ı, 5 yaşındaki çocuğu toprağa verecekler. Öğretmenimiz Ayşenur Alkan'ın da cenazesi birazdan saat 12 gibi Nizip'te toprağa verilecek. Bu arada ilçede bir sessizlik var Kerem Kürçuval. Büyük bir sessizlik var. Dün akşamdan şimdiye bakın yaralar sarılmaya çalışıyor, camları temizliyorlar ama Ayşenur Alkan öğretmen işte bu okulda şehit oldu. Burası Kocatepe İlkokulu, bir de Anadolu Lisesi var, orada da çok fazla büyük tahrip var ama orada sevindirici olan can kaybının olmaması. İlçede toplamda 3 okula isabet etti roketler. Hemen kameraman arkadaşım Mehmet Kayan gösterirse Aynel Arap teröristlerin bulunduğu nokta çaprazdan, işte o noktadan buraya doğru o roketler yollandı. Saldırı oradan gerçekleşti. İlçede yine 6 eve isabet etti. Dün akşam, dün çok büyük bir sessizlik vardı Kerem Şuval ilçede. Bazı noktalarda elektrikler yoktu. Ama şunu söylemek istiyorum. Az önce kameraman arkadaşım Mehmet Kayan'la birlikte Ayşenur öğretmenin bu ilkokulda içeri girdik. Fakat valilik ve kaymakamlık tarafından içeride çekimler yasak. Gördüklerimi anlatmak istiyorum. O yaşanan tabloyu görebildik. Çünkü çocukların defterleri, çantaları koridorlara yığılmış. Çantalarını almaya çalışmışlar sanırım. Her yerde çantalar ve defterler vardı koridorlarda. Tabii ki cam parçaları. Biz bir üst kata kadar çıkamadık ama en alt kattan itibaren aslında bu dışarıdan gördüğünüz tahribatı biz okul koridorlarında görebildik. Diğer okulda yine çok kötü bir durumda ve 5 yaşındaki çocuğumuzun maalesef şehit edildiği ev de aynı durumda. Bilanço ağır. Bir hamile kadın maalesef şu anda entübe, yaşam savaşı veriyor. 12 tane yaralı var. Durumları ağır olanlar da var. Şu anda ilçede sokaklarda insanları görmek çok mümkün değil. Bazıları yakınlarının yanına gitti. Bazıları da dün akşam yayınlarımız sırasında da sorduk. Onlar kendilerine evlerinde sığınaklar oluşturmuşlar. Mesela onu soracağım Canan. Roketin gelebileceği noktalardaki onu soracağım. Dedim evet, ki birkaç kişinin evine gittik. Büyük bir sessizlik hakim. Sokaklarda insanları pek görmek mümkün değil. Okullar tatil edildi. Güvenlik önlemleri açısından bir hareketlilik var mı? Çünkü birazdan Pekin Paşa ile de bunu konuşacağız. Kara harekatı, zırhlı birliklerin sınıra sevk edildiğine dair. Orada bir hareketlilik görüyor musun? Onunla ilgili bir izlenimin var mı bölgeye dair? Şöyle Kerem Kurçuval, diğer harekatlarda bildiğiniz gibi günler öncesinden sevkiyatlar yapılıyordu. Öyle bir sevkiyata ne yolda ne de bölgede rastlamadık ama askeri birimler, güvenlik kuvvetleri ilçede geziyorlar. Birçok noktada güvenlik noktaları oluşturulmuş ama askeri bir sevkiyat hareketliliğini göremedik. Zaten bölge tanınan, Suriye'deki özellikle teröristlerin bulunduğu noktalar Türk Silahlı Kuvvetleri istihbarat tarafından bilinen noktalar ve içeride birçok yerde üst bölgelerimiz var. Aslında bu hazırlıklar öncesinden yapılmış durumda. Topçu birlikleri de namlarını oraya doğrultmuş durumda. Dün akşam saat 18 itibariyle de zaman zaman dövüşler de başlamıştı, yapılmıştı. O noktaya doğru, yani Suriye'ye doğru dövüşler vardı. Bu arada ses kesildi telefondan. Biz seni çok net duyuyoruz. Şu anda geldi. Evet. Milletvekilleri incelemelerini yaptılar. Okuldan ayrıldılar. Ayşenur Alkan'ın 22 yaşında yitirdiğimiz öğretmenin cenazesi öğle namazında Nizip'te Hasan Karataş'ın cenazesine. Nizip ilçesinde. Evet. Karkamış'ta mı toprağa verecek Hasan Karataş'ta? Evet, Karkamış'ta Karanfil köyünde toprağa verilecek. Buradaki vatandaşlar da oraya gidecekler ve maalesef dünkü terör saldırısında yitirdiğimiz 5 yaşındaki körpe bedeni toprağa verecekler. Peki. Canan, sana ve kameraman arkadaşıma çok teşekkür ederim. Gelişmeler oldukça sana döneceğiz. Umarım gelişme olmaz. Seninle daha iyi haberleri konuşuruz.
bu saldırılar sona erer. Ama az önce Pekin Paşa da söyledi. Şimdi tekrar ona da soracağım. Beklenen tepkiler idi. Ama hainlik, okullar, hastaneler hedef alınmaz. Savaşta bile 5 yaşındaki bir çocuk, bir öğretmen 22 yaşında. Okulun hedef alınması inanılır gibi değil. Gelişmeler oldukça Canan, sana döneceğim. Çok teşekkür ederim. Pekin Paşam, Canan'ı beraber dinledik. Siz de az önce Canan'a dönmeden önce söylemiştiniz. Bu tür tepkilerin böyle operasyonlardan sonra olması muhtemel. Anında da misliyle cevap verildi. Şimdi gelelim kara operasyonuna. Cumhurbaşkanı'nı da beraber dinledik. Dedi ki bu operasyon havayla sınırlı kalmaz. Ne zaman başlar sizce kara operasyonu? Yani ben şöyle söyleyeyim. Tabii ki havayla sınırlı kalmaması lazım. Çünkü bizim askeri topluluğun yere değmesi gerekiyor. O yere değmeden o bölgeleri kontrol etmek mümkün değil. Ben yani 3-4 güne kadar başlayabileceğini değerlendiriyorum harekatın. Zaten bu hazırlıklar, birlik kaydırmaları falan geçtiğimiz Mayıs ayı içinde yapılmıştı. Yani bütün bu hazırlıklar vardı. Yani topçuların mevzilenmesi, birliklerin kaydırılması, gereken birliklerin devamı. Bir de bu arada tabii zap operasyonu devam ediyor. Yani bu pençe kilit operasyonu devam ediyor. Orada çok büyük bir alan PKK'ya kapatılmaya çalışılıyor. Onun da belki o birlik ihtiyacı var. Onlar da yaşıyor. Ama ben 4-5 gün içerisinde böyle bir harekatı bekliyorum şu anda. Bekliyorum. Çünkü özellikle şöyle bir durum, mevcut durum da uygun uygun bir durum oluşmuş. Konjonktür de uygun. Şöyle konjonktür uygun. Hem Rusya hem Amerika, zaten Amerika açıyordu. Rusya da hava sahasının kullanımını açtı mesela. Hava sahası kullanıldı. Bu arada önemli hedefler vardı o bölgede. İşte bizi çok rahatsız eden, özellikle Amanos'a kadar uzanan sızmaları neden olan, sızmaları sağlayan, onlara imkan veren şey vardı bölgede. Tel Rifat var, Minik Havaalanı var aynı yerde. Bunlar Fırat'ın batısında olan şeyler. Münbiç var ve bir de şey var, işte aynı Arap, yani Koban, onların Koban dedikleri, aynı Arap Pınarı dediğimiz bölge var. Bu bölgelere yönelik bir karar harekatı yapılacağını değerlendiriyorum. Bu bölgelerin kontrol edileceğini değerlendiriyorum ama tabii bir terslik olmazsa, başka bir şey çıkmazsa buna artık hiç kimse hayır falan diyemez. Önümüze de geçemezler. Çünkü gerçekten işte bu atışların büyük bir kısmı belki de Aynalar Arap'tan oldu. Yani Kobani. Kobani. Yani Kobani demiyorum çünkü bu şeyin kullandığı laflar yani. Örgütün kullandığı laflar aslında Arap Pınarı. Yani aslında orada Arapları temiz eder. Çoğu Arap orada. Arap aşiretleri var. Tabii hemen bizim şeyin karşısında. Şimdi böyle olunca o bölgede bana göre çok kısa, yani bizim hareketlerimizi uzaydan görürler. Yani birlik kaydırırken, yani Türk Silahlı Kuvvetler bu konuda daha bir hazırlık yaptı. Birlikler garnizonlarda, o dışarıdaki garnizonlarda. Şeydeki yani Suriye'deki garnizonlar hazır bekliyorlardır. Zaten büyük ihtimalle bu üç yer alındığı zaman en azından şeyin batısı kontrol altına alınmış olur. O Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylemiş olduğu 911 kilometre uzunluğunda 32 kilometre genişliğindeki alan kontrol altına alınmış olur. Türkiye'de böyle bir harekatı çok rahatlıkla yapar. Ne Amerikalılar ne Ruslar karşımıza durur bu konuyla ilgili. Tam orada ama harekattan önce iki şey var. Amerika evet. Birleşik Devletleri harekatı önceden adeta ispiyon etti. Şöyle söyleyeyim. Erbil Başkonsolosluğu bir açıklama yaptı. Dedi ki Türkiye hem Irak'ta hem Suriye'de operasyona hazırlanıyor. Vatandaşlarımızı uyarıyoruz tırnak evet. içinde. Operasyonun ardından da Amerika'dan da Rusya'dan da sözcüler seviyesinde açıklamalar var. Diyorlar ki Suriye'deki terörle mücadele DAEŞ'a dikkat çekerek zarar vermesinden endişe ediyoruz. Hani oldu ama biz de çok sıcak bakmıyoruz. O arada dün ekranlara uzun uzun getirdik. Amerikalı Özel Kuvvetler Komutanı evet. terör örgütünün sözde mevzuiyet töreninde Türkçe konuşma yaparak onları selamladı, başarılar diledi. Bir yandan da hani sadece teröristlerle savaşmıyoruz galiba. Doğru. Bu arada yani hem Amerika ile hem onun arkasındaki diğer güçlerle savaşıyoruz ama
Sonuçta şöyle bir şey var. Zaten bu olayın bitmesi için, terörün bitmesi için, bu faaliyetlerin, terör faaliyetinin bitmesi için mutlaka Amerika Birleşik Devletleri'nin bu örgüte, YPG'de ismi ne olursa olsun, bu örgüte yapmış olduğu mali yardımın, siyasi desteğin ve lojistik desteğin kaldırılması lazım. Bu bölgeden Amerika'nın el çekmesiyle mümkün. Amerika'ya buradan el çektirmek durumundayız. Bunun için de bölgede bölge ülkeleri işbirliği yapmak durumunda. İşte Esad dahil olmak üzere işbirliği yapmak durumunda. Sisi'ye baktığımız zaman Sisi'yle görüşmenin de bunun faydası var. Arap ülkelerinin de bu işe girmesi lazım ve Amerika'nın bu bölgeden el çektirmesi lazım. Yoksa Amerika Birleşik Devletleri'nin hesabı bu bölgede bir devletçi kurmak, terör devletçi kurmak ve ondan sonra da burada kurulduktan sonra bakın özel kuvvetleri yetiştiriyorlar. Özel kuvvetler niye yetiştiriyor? Ondan sonra diyorlar ki bizim memurlarımız öldü. Yani maaşlı memurları var, devlet gibi maliyeleri var vesaireleri falan. Bir devlet kuruluyor orada. Amerika Birleşik Devletleri orada bir devlet kuruyor ve bizim kucağımıza atacak giderken bu devlet. Amerika Birleşik Devletleri bunu başarır mı, başarmaz mı? Soru işareti. Şimdiye kadar çok bir şeyi başarmadılar. Yani Afganistan'da da başaramadılar, birçok yerde de başaramadılar. Ama şu var, sistemi bozunca o zaman o karmaşık sistem, terörle mücadele, istikrarsız sistem, istikrarsız bölge sizin kucağınıza atıyor, bölge ülkelerinin kucağına atıyor. Bölge ülkelerinde de en fazla etkilenenlerden bir tanesi Suriye'den sonra Türkiye. Yani dolayısıyla bunun bir an evvel yapılması lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nin yoksa düzeltme imkanımız yok. Biz hemen güneyimizde istikrarlı bir Suriye istiyoruz. Yoksa orada teröre bulaşmış, terör yuvası olan, ikide bir de bizim şey yaptığımız, operasyon yaptığımız bir ülke olmak istemiyoruz. Yani çünkü bu iş hem bize çok pahalıya patlıyor, hem de vatandaşlarımızın öldürülüyor, vatandaşlarımız huzursuz oluyor, psikolojik olarak etkileniyor. Yani bütün bunları düşünüp bir an evvel Amerika'ya bu konuda el çektirmemiz gerekiyor. Bunun yolu bölgesel işbirliğinden geçiyor. Bölgesel işbirliği yaparsak Amerika'ya burada serbestçe at oynatmasına mani oluruz diye değerlendiriyorum. Ama bütün bölge ülkelerinin birlikte olması lazım bu işin. Olur mu olmaz mı? Soru işareti. Biliyorsunuz şimdi sadece bu yok. Bununla beraber işte biliyorsunuz İran'da da bir takım faaliyetler devam ediyor şu anda. Orada da aynı buna benzer şeyler var. Ve sonuçta hedef büyük ihtimalle belki son bir şey söyleyeyim. Bu İstiklal'deki saldırı, eylem. Arkasından bunların kaçışı, bunların o eylemi yapanların şeyi nüfus yapısı ya da işte şeyleri, uyrukları. Uyrukları dahil. Ondan sonra bunun arkasından bu operasyonlar falan. Bütün bunlara baktığımızda İran dahil. Burada aslında İran bölge huzurlaştırmaya, çatışmaya ihtiyaçları var. İran'ı, Türkiye'yi, Güney Kafkasya'yı içine alacak bir çatışma planlanıyor. Çünkü şey bitmek üzere. Rusya, Ukrayna bitmek üzere. En azından ateşkes ilan etmek üzere. Çünkü duruyor ve şeyin bu savaşa devam etmesi çok zor Ukrayna'nın. Kaynaklar da gidiyor. Şeyler de Avrupalılar da bu kaynaklarla ilgili olarak zor durumlar ve ısrarla şeye Zelenski'ye baskı yapıyorlar. Masaya otur diye. Şu anda da mesela bir hazırlık yapılıyor herhalde. Ruslar taarruz hazırlığı yapıyorlar. Zelenski eğer bu fırsatı kaçırırsa bir daha Ukrayna'da bulunması çok zor. Onun için bir daha düşünmesi lazım. Bu müşterek bütün bölgeye ilgilenen bir harekat. Onun için Türkiye'nin dış politikası çok önemli. Türkiye dış politikasında bütün bu ülkelerle birlikte olmak istiyor. Artık bu ülkelerin sen şusun, ben buyum, şudur budur gibi şeyleri bırakması lazım. Diyeceksiniz ki ya biz kendi içimizde bu işi yapamıyoruz, beceremiyoruz Türkiye'nin içerisinde. Bölgedeki ülkeler bu bölgeleri ülkeleri nasıl bir araya getirir? Ama getirmek durumunda. Getirmezsek sömürge olmaya devam edeceğiz. Yani. Evet. Yani. Bu bir beka meselesi. Kissinger'in lafı da aklımıza geldi. Mısırsız savaş, Suriyesiz evet. Barış olmaz. Sisi ile bir adım atıldı. Bir de ben de bir ekleme yapayım izin verirseniz. Sonuç itibariyle Taksim saldırısı da sonra da ortaya çıkan net bir görüş. Sığınmacı, göçmen ne dersek diyelim. O meseleyi de terörden bağımsız düşünemeyiz. Bu asla bir düşmanlık değil sığınmacılara, göçmenlere. Ama yaşadığımız olaylar
sığınmacı meselesinin de bir işbirliği içerisinde çözülmesi gerektiğini bize gösteriyor. Yani şöyle söyleyeyim, tabii bu kadar şeyin gelen sığınmacının içerisinde neler var onu bilmiyoruz. Başka bir operasyon, başka bir eylem daha yapılırsa, birkaç eylem, o zaman Türk vatandaşlarıyla karşı karşıya gelebilir. O konudan çok tehlikeli bir, çok hassas durumdayız diye değerlendiriyorum. Katılıyorum değerlendirmenize. Peki. İsmail Hakkı Pekin, Sisi Üniversitesi Gürsam Koordinatörü, Genelkurmay İstihbarat Eski Başkanı. Sayın Pekin, çok teşekkür ederim. Çok kıymetli görüşlerinizi bizimle paylaştınız. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum efendim. Sağ olun. Operasyon böyle. Şimdi operasyonla ilgili gelişmeler oldukça, umarım aleyhte gelişmeler olmaz. Yani bu hain saldırılar devam etmez. Canan Altıntaş Karkamış'ta. Karkamış'ta büyük bir sessizlik var. Okullar tatil. İnsanlar evlerine çekilmiş durumdalar. Roket saldırıları, çünkü dün gün boyu sürdü. Bir öğretmenimizi, bir talebemizi, 5 yaşında bir talebemizi, 22 yaşında bir öğretmenimizi kaybettik. Umarım bunlar son bulur. Gelişmeler oldukça bir kara harekatı bekleniyor ki Sayın Pekin söyledi. Birkaç gün içinde en fazla bekliyoruz dedi. Bununla ilgili gelişmeler oldukça bu meseleye döneceğiz. Ekonomi diyelim. Şimdi doçent doktor Ata Özkaya, Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi. Ata Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın Kerem Bey. İyi günler diliyorum. Türk milletinin, ülkemizin başı sağ olsun. Sağ olun. Sağ olun Ata Bey. Ata Bey, şimdi geçen de konuşmuştuk sizinle. Yani hakikaten bu marketlerde, pazarda inanılmaz bir artış başladı. Yani 1 litre süt 38 liraya çıkar mı? Yani hani marka vereceğim de vermeyeyim. Olacak şey değil. Cumhurbaşkanı da dedi ki ya bu denetimler yetmiyor. Başka önlemler de alacağız. Bu fahiş fiyat terörle ilgili. Nasıl görüyorsunuz? Neden bu kadar coşuldu? Kerem Bey, şimdi ara ara konuşuyoruz. Şunu konuşuyoruz. Ekonominin kurallarını. Ama sanırım yumuşak mı konuşuyoruz acaba? Böyle çok ikna edici olmuyor mu olacakları, olabilecekleri söylerken, uyarırken? Bunlar gerçekleşiyor çünkü bunlar kural, gerçekleşmek zorunda. Her ne kadar ekonomi sosyal bilim olsa da kuralların olmayacağı, gerçekleşmeyeceği anlamına gelmiyor. Tekrar edeceğim. Eylül ayında asgari ücrete yapılacak olan çok yüksek zammın açıklanmış olması, açıklandığı gün itibariyle bunu konuşmuştuk. Evet. Buradaki bütün fiyatlama davranışları bozacaktı, daha da bozacaktı ve bozdu. Çünkü herkes bu yüksek zammın beklentisine girince önden yüklemeli olarak mallarına zam yapmaya başladı ki mevcut enflasyon yüksek olduğu için bu malları ne kadar yüksekten satarsa şu an o parayı elde ederse malının karşılığında onu değerlendirebilecek. Bu şekilde aslında bu ekonomideki karar vericiler açısından rasyonel davranıştır. Yani beklese zarar edecek olan bir ekonomik ajan erken davranıp burada daha fazla kar etmeyi düşünüyor. Şimdi diyeceksiniz ki çok güzel bunu düşünüyor ama toplum, tüketiciler, hane halkları bundan çok büyük zarar görüyor. Evet. Zaten bu dünyanın her yerinde bunu uygularsanız, yani bir karar verici de zamları açıklarsa veya ücretlere çok yüksek zam yapılacağı duyulursa inanın her yerde benzeri davranış görürsünüz. Dolayısıyla bunları yönetmemiz esas. Başıboş bırakıldığında mesela Bitcoin piyasasından görüyorsunuz, başka yerlerden görüyorsunuz, yıkıma uğruyor ve büyük krizler meydana geliyor. O yüzden yönetebilmek esas olduğuna göre bunun kurallarına uygun davranmak gerekiyor. Burada vatandaşların artık bu zamların geldikten sonra hükümetin veya diğer kurumların, ilgili kurumların bu zamları marketlerde durdurabilmek için kontrol dışında başka cezalara girmesi şu an söz konusu ama bu da bunu durduramayacak. Eğer bu sorunuzun içinde muhtemelen bu da vardı ya da olacaktır. Böyle bir kontrol mekanizması en yapılabilecek en uç şeyi düşünelim. Bir anda bütün marketlerdeki fiyatlar sabitlendi ve devlet kontrolüne alındı varsayalım. Vallahi ben bir şey söyleyeyim bir tüketici olarak. Ben razıyım yani. Yeter yani. Yok. Yeter. Tabii. Hani 1 litre süt 38 lira olmaz. Evet.
Bu fiyatın neye göre oluşturulduğu konusundan çok uzaklaştık Kerem Bey, onu söyleyeyim. Hani bunu tartışacak noktada değiliz. Olsa eğer bu noktada olsak ben de sizinle tartışırım. Derim ki tarım ürünleri fiyatlarındaki artış %138. Evet. Buna göre şu olmalı derim ama söylediğim sebeplerden dolayı bundan 4-5 ay önce bu verilere bağlıyken şu an artık bağlı değil, ucu açık. Ve burada bir kontrol, üst sınır, fiyatların sabitlenmesi gibi bütün fiyatların, marketlerin gibi bir durum söz konusu olsa bile çok farklı yerden bu fiyat artışları gündeme gelir. Hatta bu geçmişte gördüğümüz stoklamadan tutun da çok farklı yerlere gider bu problem. O yüzden bu tip kontrol, yani devlet mekanizmasının kontrol yapmasın demiyorum, kontroller yapılmalı ama etikette kontrol işe yaramaz. Yani bunu çok başta, zincirin başında yapılması gerekiyor. Hal yasası gibi birçok önlemler vardı hatırlarsanız 2010 yılından itibaren konuşulan. Yapılması gerekenler, kurallar içinde yapılması gerekenler tükendiğinde veya bu konuda çok geç kalındığında artık alınacak önlemlerin hiçbir etkinliği kalmıyor. Birkaç gün konuşuyoruz. Sonra tekrar bu fiyatlardaki zıplamayı gündeme getiriyoruz ki ben de size olmayacak başka bir şey söyleyeyim. Peynir fiyatlarının et fiyatlarını geçtiğini gözlemliyoruz. Bunun da normal Ben bir ona ülkenin. daha gelmemiştim. Yani Evet, olması mümkün peynir, değil. peynir, ya. Evet. Bu et fiyatlarını geçiyor olması mümkün değil. Çünkü bunu içeriğini, protein kaynağını falan bakarsak böyle bir şey mümkün değil ama üretimde veya bunu üreten çiftçilerin olmadığını, azaldığını, kâr etmediklerini gibi ekonomik sebepleri koyarsak, enerjiye gelen zamları eklersek, enerjiye devletin zam yaptığını, hükümetin zam yaptığını unutmadan eklersek, fiyatlama davranışlarının kaynaktan bozulduğunu da gözlemleyebiliriz. Burada şunu özellikle söylemek istiyorum. Para politikası kararı, belki ona da geleceğiz, faiz Şimdi onu kararına. soracağım. Bugün bir de Merkez Bankası'nı bekliyoruz ama siz zaten söylüyorsunuz. Ben de hiçbir sürpriz beklemiyorum. Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak. O arada ben hatırlatayım, sözünüzü kesmiş oldum ama enflasyon tahminini Merkez Bankası biraz yükseltti. %68. Dolar tahminini 19,54'e düşürdü. Bir de şeyi hatırlatayım. Hazine yeni bir enstrüman daha ortaya çıkardı. Altına dayalı sertifika. Bütün bunları hatırlatıp size sözü bırakayım. Şimdi ben tarım gıdadan geleyim, son açıklanan veriyi söyleyeyim. %138 ile tarım ürünleri enflasyonu açıklandı. Tarım girdi fiyatları endeksi. Şimdi buna baktığımızda en çok artanlar Eylül ayında gübre, enerji ve yağlar ve tohum ve dikim materyali. Şimdi bunların artışına baktığımız zaman tarım ürünleri fiyatının düşeceğini söyleyemeyiz. Yani gübre, yağ ve tohum artıyorsa burada mutlaka daha da artış bekleyeceğiz. Tabii yıllık %138. Ata Bey'in bağlantısında sanırım bir sorun var. Ata Bey'in bağlantısı düzeltilene kadar ben şunu hatırlatayım. Editörüm de beni dinliyordur. Son bir yılda tarımsal girdi fiyatlarındaki artış oranı. Ata Bey de tam ondan söz ediyordu. Gübre %227. Enerji %194. Bina bakım masrafları %160. Hayvan yemi %146. Büyük artış. Tarımsal ilaçlar %111. Tohum 99. Şimdi bu artışlara bakınca Ata Bey de aslında bunu vurguluyor. Diyor ki evet, kızmakta haklıyız. Bir litre süt 38 lira olur mu? Olmaz ama kardeşim diyor, işte girdiler bu. Bunlar bizim açıkladığımız rakamlar değil. TÜİK'in, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rakamlar. Gıdada inanılmaz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da dedi ki artık sadece denetim yetmez. Yeni yaptırımlar gündeme getireceğiz. İlk kabine toplantısında bunu konuşacağız. Bu arada bir yandan Görebiliyor da musunuz? şimdi duyuyorum sizi Ata Bey. Sözü bırakacağım. Şeyi de hatırlatayım. Bulgarlar ve Gürcüler başımızın tacıları, komşularımız, alışverişin tadını çıkarıyorlar. Buyurunuz.
Ben şimdi en son açıklanan veriden söyleyecektim. O da tarım girdi fiyat endeksinin yıllık %138 artışa ulaştığını ve bunun da tarım ürünleri fiyatlarında önümüzdeki dönem artışın devam edeceğini bize söylüyor. Bu miktar, bu artış miktarı sizin örnek verdiğiniz süt artış miktarının veya simitten de örnek veririz, simitteki artıştan. Bunu açıklamaya yetmeyebilir ancak bu seviyelere ulaştıktan sonra artık bu fiyatın neden bu kadar yükseldiğini konuşmamızın anlamı kalmıyor. Dikkat ederseniz geçen hafta yapılan gelişmekte olan 20 tane ülke zirvesinde G20'de Endonezya'da siz de haber yapmıştınız. Ortak bildiride bu devlet başkanları enflasyonla mücadeleye imza attılar. Yani buradaki enflasyon kavramı artık geçmişte gördüğümüz çok yüksek değerler değil. Bunu şöyle bir örnekle benzetebiliriz. Dünya Kupası'nda belki eskiden iki ülke karşılaştığında parlak ülkeler diğerine 7-8 gol atardı ama artık 2-3-4 gol atılıyor. Dün İngiltere İran 6 tane attı. Evet, arada olabiliyor öyle şeyler. Ama genel itibariyle 7-8 sıfırlı maçlar yok. Bizde bunlara biliyorsunuz bazen İngiltere ile bizde öyle maçlarımız vardı. Onları hatırlatmayın, onları hatırlatmayın. Siz kimi tutuyorsunuz bu arada? Kimi tutuyorsunuz? Kupayı kazanır anlamında mı? Evet, yani kim kazanır sizce? Ya işte bu çocukluktan beri herkes Brezilya'yı tutar biliyorsunuz. bizim memleketimizde. Yani bu tarafta Arjantin var. Tabii Arjantin ve Brezilya bize çok benzeyen ülkeler olduğu için çok birçok konuda sıcakkanlı futbolda iyi oynarlar. Şuna benzetmek istemiştim. Enflasyon oranları da 90'larda toplumumuzun yüksek seviyelere alışkın olduğu oranlarda ama şimdi alışkın değiliz. Bütün dünya alışkın değil ve ülkeler açısından en sıkıntılı durum bu. %10'un üzerinde enflasyonun çok bozucu olduğunu düşünüyor ülkeler. Dolayısıyla biz %140'ları konuşurken artık bundan sonra fiyatın 38 lira sütün olur mu sorusunun anlamı kalmıyor. Ve anlamı kalmaya devam edecek. Yani bunu vurgulamak istiyorum. Burada para politikası doğru belirlenmezse Kerem Bey, paranızın değeri doğru noktada olmazsa o zaman mallarla da bunu ölçemezsiniz. Yani süt 38 lira olur mu sorusunu tersten sorduğumuzda liramız bu kadar değersiz olabilir mi ki bir kutu sütü alamaz sorusunu sormamız gerekiyor. Bu müthiş. Tamamen Merkez Bankamızın politikasıyla başlayan ve sonra üretimdeki aşamalarla devam eden bir kontrol süreci. Etikete müdahale artık burada yani yapmasanız daha iyi gibi bir durum ama yapılması da lazım. Çünkü siyasi karar vericiler siyasi açıdan toplumun enflasyonla mücadele şeklinde algısını yönetebilmek için bir şekilde müdahale etmeliler. Ama ekonomik açıdan müdahale noktası orası değil. Paranızın değeri yanlış. Bunu vurguluyorum. Hem kur açısından yanlış, hem yılbaşında yapılacak zamları ara ara konuşuyoruz. O açıdan gene yanlış olacak. Dolayısıyla zamların ve enflasyonun fiyat artışlarının devam ettiğini, hayat pahalılığının devam ettiğini göreceğiz. Peki. Ata Hocam, şimdi kur korumalı mevduat. Şimdi ekranın köşesine bakıyoruz. Hareketlilik çok az. Ne olursa olsun bir sabit görüntü var. Şuna ben dikkat çekeceğim. Deniyor ki artık eskisi kadar getiri yapmadığı için kur korumalı mevduat borsaya bir akım var. Hem bunu sorayım son kez hem de şu altın sertifikası yeni bir enstrüman. Altına dayalı sertifika. Borsada tören yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanı da duyurdu. Bu iki konuyu da değerlendirir misiniz? Tabii kur korumalı mevduatın 1.4 trilyon civarında durduğunu artık biliyoruz. Temmuz'dan beri hız kesiyordu. Çünkü vatandaşlarımız kazandıkları paraları yani yeni alın terlerini tasarruf için yönlendirebilecekleri alan arıyorlar. Çünkü enflasyonun yüksek olduğunun herkes farkında. Ancak kur korumalı mevduatın verdiği miktar tabii dolar kurunu sabitlemesi bir avantaj sağladı memleketimize, memleketimizin ekonomisine. Ama tasarrufları bu sefer başka yere yönlendirmek gerekti. Bir de bu seviyenin duruyor olması, 18.60'ta duruyor olması sağlıklı bir duruş değil. Yani normal değil. Duruyor olması güzel, iyi ama normal değil, onu söyleyelim. Normal olmaması bizim ithalatımızın, ihracatın çok üzerinde olmasından kaynaklanıyor. Eğer eşit olsaydı ithalat, ihracat, biz de bunu normal kabul edecektik. Çok güzel demeye devam edecektik ama
Biz 30 milyar dolar ithalat yaparken aylık 20 milyar dolar ihracat yapıyoruz. 10 milyar dolar sürekli açık veriyoruz. Bu dolarları bulmamız gereken bir yer lazım. Bu yok. Böyle olunca kurun artması gerekiyor ama kur talep yüzünden baskılanınca bize iyi gözüküyor birçok alanda. Ancak bir stres biriktiriyor. Tıpkı deprem faylarının stres biriktirmesi gibi. Bu bir yerde kırılacak. Şu an için vatandaşlarımız borsaya yönleniyor. Kazanç tasarruflarını değerlendirmek için. O da bir yere kadar çıkmaya devam edecek. Şüphe yok. Yalnız orada da bu sefer değerlemeler olması gerekenden kopmaya başlayınca, belki de kopmaya başladı. Birkaç örnekle konuşmuştuk sizinle. Çok evet. Belirgin birkaç tane şirket var kopan. Bu kadar milyar dolar değeri olamaz diyorsunuz şirketin. Çünkü böyle bir üretim beklentisi yok. Bir yıl içinde böyle bir satış beklentisi yok. Şirketin değeri bizim talebimiz yüzünden almış başına gitmiş. Borsada şu an böyle bir sorun oluşmaya başladı. Balonlaşma. Bir miktar daha ilerleyecek. Ondan sonra yine vatandaşlarımız bunun gerçek olmadığını, bu değerlemenin düşündüğü an başka bir çıkış kapısı arayacaklar. Bunun için hazinemiz şu an altın sertifikasını öne getirdi bir finansal araç olarak. Ancak şunu yineleyelim. Bir ekonomide finansal araç sayısını arttırdığınız zaman enstrüman, ekonomide karmaşıklığı arttırırsınız ve sistemik risk artar. Çünkü sürekli düzenleme yaptığınız için hükümet olarak düzenleme yaptığınız alan da artacaktır. Bu risklidir. Vatandaşlarımız altın sertifikasına yönlenir mi borsadan çıkıp? Ben zannetmiyorum bunun öyle yüksek bir talep göreceğini. Çünkü altın talebi belli ülkemizde. Eskiye göre de azalan bir talep altın. Çünkü yeni yatırımcıların altına bakış açısı eski, bizim büyüklerimiz gibi değil. Dünya değişik, finansal dünya. Düğün sezonu da kapandı. Düğün sezonu da değil. Merkez bankaları bir miktar altın satın alıyorlar kendileri ama bu yeterli değil bu tasarruflarımızı yönlendirmemiz için. Önünde sonunda ekonominin normal bir kendi normaline doğru yürümesi gerekecek. Bu normal maalesef ekonomiler itibari sistemler olduğu için, yani bu üzerinde 20 yazan kağıda biz itibar verdiğimiz için, onun 20 liralık değeri olduğundan dolayı itibari bir sistem. Önünde sonunda bütün ülkeler enflasyona mücadeleye itibar ettikleri için normal orada belirlenecek. Yoksa bu fizik gibi bir normalin yer çekimi var, ona uymak zorundayız gibi normal yok burada ama çoğunluğun normaline gitmek zorunda kalacağız. O da para politikasının doğru yerde belirlenmesi, faizin doğru seviyesi ve kurun da doğru seviyesi olmak zorunda. Vatandaşlarımız ve şirketler de bunu yavaş yavaş fark ettiklerinde biz kurun da maalesef oynadığını artık göreceğiz. Peki. Doçent Doktor Ata Özkaya, Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi. Ata Bey, çok teşekkür ederim. Birçok konuyu değerlendirdik. Önemli uyarılarınız var. Ama pahalılık devam edecek. Bundan geri dönüş yok. Ben tekrar edeyim. 1 litre süt 38 lira olamaz. Olmamalı. Çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için Ata Bey. Ekonomiyi sizinle değerlendirmeye devam edeceğiz. Merkez Bankası'ndan zaten bir sürpriz beklemediğimiz için onu çok fazla da konuşmadık. Para politikası konusunda da uyarılar ortada. Birazdan Necdet Saraç, Gazete Pencere yazarı ve TV100.com yazarı Latif Şimşek, o da Ankara'dan, Ankara stüdyomuzdan bizimle beraber olacak. Siyaset konuşacağız. Niye konuşacağız? Cumhurbaşkanı İYİ Parti'ye bir çağrı yaptı. Masadan kalk dedi. Meral Akşener kumar masası tanımıyla yanıt verdi. Ona da cevap var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cevabı çok kısa bir aradan sonra, bunları konuşacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim'deki hain saldırı sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki gösteren muhalefeti eleştirdi. Muhalefetin İçişleri Bakanlığımızı yermesi, sizin bunlardan haberiniz yok muydu gibi ifadelerle eleştirmesi tam bir garabet. Parlamentoda konuyla ilgili abuk sabuk böyle garip garip açıklamalar yapıyorlar. Tabii bu onların zülfü yârine dokunuyor. Erdoğan Akşener'e masayı terk etmek üzere konumunu gözden geçirmeli çıkışını yapmış, İYİ Parti lideri kumar masasında olmadık, bundan sonra da olmayacağız diyerek karşılık vermişti. Cumhurbaşkanı Akşener'in yanıtını değerlendirdi. Böyle bir cevap mı olur? Şimdi bu ne demektir? Altılı masa alışveriş yapmıyor mu? Bir bana bir sana demiyor mu? Hatta şu kadar bakanlık filancaya verilebilir denmiyor mu? Kumar budur.
Bunu kalkıp da Cumhur İttifakı'na yıkmaya çalışırsan Sayın Akşener, ne Tayyip Erdoğan'ın hayatında böyle bir şey var, ne de Sayın Bahçeli'nin hayatında böyle bir şey var. Bu olacak iş mi? Onun için Sayın Akşener'in kendisini ve yanındakileri bir gözden geçirmesinde fayda var. Cumhurbaşkanı seçimlere dönük mesajlar da verdi. Milletimizin ferasetine güveniyorum dedi. Sandıktan Cumhur İttifakı'nın çıkacağını söyledi. İnşallah şurada kaldı 6,5-7 ay. 7 ay sonra bambaşka bir sandık ortaya çıkacak. Bu sandık kendi içinde hesaplaşma sandığı değil, milletin kime nasıl baktığını ortaya koyan bir sandık olacak. Biz bu noktada milletimin ferasetiyle hareket ediyoruz, bu ferasete güveniyoruz ve Allah'ın izniyle milletin kantarı yine doğru tartacaktır ve o kantardan da Cumhur İttifakı çıkacaktır. Cumhurbaşkanı ilk evim, ilk iş yerim projesine başvuranların sayısını da açıkladı. Şu an itibariyle ilk evim, ilk iş yerim projesine resmi müracaat sayısı 1,5 ayda 8 milyonu buldu. Bay Kemal, bak ben resmi rakamdan bahsediyorum. Öyle laf ola beri gele yok. Bunlar resmi rakam. Geçerli başvuru sayısı da 5.135.324'e ulaşmış durumda. Bir diğer proje kapsamında arsa için 1.177.056 başvuru yapıldı. Müstakil arsa. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları böyle. Stüdyomuzda Necdet Saraç var, Gazete Pencere yazarı. Necdet Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Ankara'da da TV100.com yazarı Latif Şimşek. Latif, merhaba. Merhaba, hem sana hem de konuğuna iyi yayınlar diliyorum, günaydın diyorum. Teşekkürler, günaydın. Sesi çok Necdet güzel. Necdet Bey'e ve Kerem Kırçıval'a buradan merhaba diyelim. Peki, Latif günaydın. Söz sendeyken senle başlayayım. Terör operasyonunu biliyorsun, hava harekatı, ardından da hain saldırılar. Yani savaşta bile olmayacak okullara saldırılar. Bir öğretmenimizi, bir talebemizi kaybettik. Bununla başlayayım ama siyasette çok hareketli bir İyi Parti denklemi oluştu. Bir yandan Millet İttifakı'nda İyi Parti sıkıntısı mı yaşanıyor? Kazanacak aday tartışması, farklı söylemler var. Diğer yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok sürpriz bir çıkışı oldu. Masadan kalk. Cevap geldi, kumar masasına oturmayız. Tekrar cevap geldi, böyle cevap verilir mi diye. Akşener'de bir fotoğraf çektirdi, yanımdakilere güveniyorum diye. Cumhurbaşkanı sence neden böyle bir çağrı yaptı İYİ Parti'ye? Kerem, tabii herkes bunun siyasi bir manevra olduğunu söyledi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın İYİ Parti'nin Millet İttifakı'ndan ayrılmayacağını, Cumhur İttifakı'na katılmayacağını bile bile böyle bir çıkış yapmasının ne anlama geldiğini falan sorguladı ama ben aslında bu çağrının samimi olduğunu düşünüyorum Sayın Cumhurbaşkanı'nın çağrısının. Çünkü İYİ Parti siyasi yelpazenin sağında yer alan bir parti. Siyaset anlamında, dünya görüşü, politikalar anlamında baktığınız zaman hem ama masadaki hem masada de tek sol parti var CHP. Muhafazakar. Masada herkes sadece. Evet. Ve onu tek sol parti ama CHP. İşte masanın masayı kuran Kerem, masayı kuran CHP. Masanın en büyük bileşeni ve belirleyici rol oynamada etkin olacağı görülen CHP. Ana muhalefet partisi olarak. Dolayısıyla tabii şu anda da aslında İYİ Parti ile CHP arasında böyle bir sıkıntı yaşanıyor. Sen şimdi onu da sordun. İYİ Parti'nin Millet İttifakı içindeki pozisyonu diye gerçekten sıkıntı görülüyor. Bu arada kulağımda ses yankı yapıyor arkadaşlar, ilgilenirse sevinirim. Rejimiz duyuyordur. Stüdyodaki şimdi. Sesim geri dönüyor tabii. Bana. Evet, şimdi İYİ Parti'nin Millet İttifakı içindeki durumu, adaylık konusunda, aday belirleme konusunda Cumhuriyet Halk Partisi ile ciddi bir anlaşmazlığı var şu anda biliyorsun. Hem de CHP'nin genel başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı üzerinden. İYİ Parti defalarca Kılıçdaroğlu'nun
seçilecek aday olduğuna inanmadıklarını deklare ettiler. Buna karşılık Cumhuriyet Halk Partisi de CHP'li yöneticiler de sürekli Kılıçdaroğlu'nun seçilecek aday olduğunu, aday olması durumunda büyük farkla kazanacağını söylüyorlar. Peki doğru hangisi? Kemal Kılıçdaroğlu seçilecek aday mı? Seçilemeyecek aday mı? İyi Parti mi daha öngörülü davranıyor? CHP mi? Burada ciddi bir anlaşmazlık var. Bu arada ses çözülmedi söyleyeyim arkadaşlar. İstersen arkadaşlarımla bir zaman kazansın. Şimdi, zaman kazansın. Ben tekrar sana döneyim. O sesi düzelsinler. Tekrar sana döneyim. Necdet Saraç'a. Nasıl bir hamle? Tamam. Nasıl bir hamle Cumhurbaşkanı yaptı? Bu hamlenin nasıl gerekçesi şu. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ya, sandıktan Cumhur İttifakı çıkar diyor. Çıkmayacağını görüyor. Şu anki kamuoyu araştırmaları, mevcut rakamlar, siyaset aritmetiği, siyaset matematiği hem Cumhurbaşkanı düzeyinde 50+1'i hem de meclis düzeyinde salt çoğunluğu sağlayamadığını görüyor. Erdoğan'ın bütün siyaseti son yıllarda çok daha netleşti. Pragmatizm üzerine kuruluyor. Yani kendisi de ifade etti zaten. Dün dündür, bugün bugündür. Şimdi böyle düşündüğü için de İYİ Parti'ye böyle bir çağrı yapma ihtiyacı hissediyor. Niye? Ama Latif diyor ki İYİ Parti'nin kalkmayacağını bilir Cumhurbaşkanı. Ya varmış. İYİ Parti kurumsal olarak kalkar mı? Yani mesela bunu iddia eden kimse var mı? Ya Saadet Partisi'nde Oğuzhan Asiltürk'le görüşürken Cumhurbaşkanı o zaman da Saadet Partisi'nin bir blok olarak buraya katılmayacağını bilmiyor muyuz? Kaldı ki Saadet Partisi oy oranı itibariyle de çok daha yani oransal itibariyle %1'ler civarında bir parti. Belki 1,5-2 oldu, 2 desek de. Cumhurbaşkanı bunu biliyor. Türkiye'de herkes bunu biliyor. Yani kurumsal bir çağrıyla bir kurumsal değişimin olmayacağını biliyor. Ama ne yapmak istiyor? Klasik taktik. Yani eğer kazanamıyorsan karşı tarafın kafasını karıştır. Kazanamıyorsan yeni bir tartışma süreci başlat. Çünkü kazanamıyor yani Sayın Erdoğan. Yani Cumhurbaşkanlığı adaylarından kesinlikle aday olursa kime oy vermem meselesine Sayın Erdoğan'la ilgili son bir hafta içinde 3 tane araştırma okudum. 3 araştırmada da Erdoğan'a kesinlikle oy vermem diyenlerin oranı %50'nin üzerinde, %55'lerin üzerinde. Erdoğan bunu bilerek İYİ Parti'ye çağrı yapıyor. Yoksa biz şunları biliyoruz. Yani bırakın başka başlıkları. İYİ Parti ile ilgili, Meral Akşener'le ilgili neler söylediklerini bilmiyor muyuz? Unuttuk mu? Mesela Karadeniz gezisi sonrası Akşener'e yönelik bir iki yerdeki provokatif girişimden sonra ne demişti? Bu daha başlangıç demedi mi yani? Daha neler olacak diye. Şimdi bu anlamıyla da tümüyle işin doğrusu Millet İttifakı'na yönelik, İYİ Parti'nin içine yönelik de bir mesaj. İki, ya çok önemli bir şey oldu Türkiye'de. Yani 2017'den, 2018'den bu yana 2019'da da sonuç aldı. Millet Masası ya da dün Millet İttifakı, bugün Millet Masası diyeceğimiz altılı masa Türkiye'de bir ezberi bozdu. Yani sağcılarla solcuların, muhafazakarlarla sosyal demokratların, milliyetçilerle sosyalistlerin asgari müştereklerde yan yana gelebileceğini gösterdi. Erdoğan da, Erdoğan'ı destekleyen iktidar medyası da şöyle bir yanılgı içinde. Onlar eski kodlarla düşünüyorlar sürekli. Yani çünkü 20 yıl az bir süre değil tabii. Yani Erdoğan'ın ya da AKP'nin her söylediği kanun hükmünde kararname gibi hemen devreye giriyordu. Hep bir salt çoğunluk vardı. Ve bütün kurgu neydi? Yani bunu çok konuştuk. 2017 referandumunun bütün kuruluşunun üzerine oturmuştu. Ya Türkiye'de aslında iki ana damar var. Evet. CHP'de somutlanabilecek damar %30-35 oy alır. AKP'de somutlanacak damar da 65-70 oranında oy alır. Bunun tersi ortaya çıktı ve tersi ortaya çıktığı için de hem Saadet Partisi'ne yönelik girişimler hem de İYİ Parti'ye yönelik girişimlerde hep şöyle bir şey var. Ya sağcılarla solcular nasıl bir araya gelir? Gelir, demokratikleşme meselesinde. Normal gelişmiş ülkelerin tümünde böyledir. Yani hukukun işlediği, demokrasinin geliştiği bütün ülkelerde bu işler böyledir. Bu anlamıyla da Erdoğan'ın bu hamlesi kendi zayıflığını bir biçimde tölere etmek, Millet İttifakı'nda ya da altılı masada yeni bir tartışma açma zemininin bir parçası. Sonuç çıkar mı? Akşener'in cevapları ortada çıkmaz. Seçimlere 6-7 ay kala
altılı masada bir parçalanma beklentisi karşılıksız kalır. Yani dikkat edin, son birkaç aydır sürekli parçalanacak, bölünecek. Şimdi Latif Bey de söyledi. CHP ile İYİ Parti arasında derin anlaşmazlık var. Vallahi arkadaş, yani şimdi geçen hafta Deva Partisi'nde yapılan toplantıdan sonraki açıklama ortada. Eminim bakın, arka planda da, kulis bilgilerinde de, işin mutfağındaki tartışmalarda da farklı görüşler var mı? Var, olacak yani. Olması da doğal. Dün Bülent Arınç yeni bir açıklama yaptı. Yeni bir şey. Yavuz Donat'a konuşmuş. Yeni şeyler söyledi. Olur bunlar. Siyasette farklı görüşler olur. İYİ Parti'nin özelliği şu. Türkiye'nin onu görmesi lazım. İYİ Parti Türkiye'de seçimi belirleyecek parti, tercihini yapmış. Diğer partide HDP, iki önemli parti var. O yüzden de Sayın Erdoğan geçtiğimiz hafta Bekir Bozdağ üzerinden HDP'ye mesaj verdi. Daha önce de birçok mesaj vermişti ama yani hadi onları sıralamayayım. Yani tersten bir soru sorayım. Tersten. Evet. Diyorsunuz ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan masayı dağıtmak istiyor. Tabii canım. Kafayı kırıklı. Uzunca bir söyledi. Tam tersi sonuç çıktı ortaya. İYİ Parti neredeyse masaya tırnak içinde çivilendi. Yani ya bunu öngörecek kadar çok geniş bir siyaset vizyonu var mı? Bakın, ben kurumsal bir parçalanma, kurumsal bir geri dönüş olmaz diyorum zaten. Kimse de bunu düşünmedi. O zaman tabana. Bakın buradaki tabii zaten seçmeni oynuyor. Yani ya şimdi esas itibariyle seçmen, yoksa HDP'nin de blok olarak gelmeyeceğini bilmiyor mu? Herkes biliyor. Yani bir de MHP yani doğru ve haklı dedi. Olağan ve doğru mu demişti? Tabii, şeyle tabii. İlgili tabii. Yani HDP ziyareti. Doğru. Ben de onu kastettim. Ya bu, yani bu tersten soruya da baktığında yani asıl itibariyle kafaları karıştırma kaygısı ya da rakibi zayıflatma, rakipteki tartışmayı derinleştirme çabası var. Bu çaba devam eder mi? Bu çaba seçime kadar devam eder. Hiç değişmez. Bunu oynayacaktır. Çünkü mevcut iktidarın en önemli şeyi, bakın bu yaklaşımda bile var, kutuplaştırma üzerine kurulu. Sen ve onlar, siz ya da biz üzerine kurulu ve Türkiye siyasetini zehirleyen en önemli yaklaşımlardan en başta geleninde bu olduğunu düşünüyorum. Peki. Yeniden bir Latif Şimşek'e gidelim. Latif Şimşek, sözleri yerde kaldı. Düzeldi mi kulaklığın? Sanıyorum arkadaşlar hallettiler, sağ olsunlar. Sözleri yerde kaldı. Bizi dinleyebildin mi bu arada? Dinledim, evet. Yani Necdet Saraç diyor ki, Necdet Bey'in söylediklerine, diyor ki Cumhurbaşkanı seçmeni oynuyor. Kurumsal olarak bir masadan kalkıp Cumhur İttifakı'na katılmayacaklarını biliyor ama seçmeni oynuyor. Ben de dedim ki ya Cumhurbaşkanı büyük bir siyasi deha, Türkiye'nin 100 yılının 20 yılında var. Neredeyse İYİ Parti'yi masaya çiviledi. Yani İYİ Parti bir daha masadan zor kalkar bu sözlerden sonra, kumar masası tepkisinden sonra. Sözü sana bırakayım. Evet. Şimdi İYİ Parti tabanında Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi tabanlarında tabii ki oranlarını belirlemem, şu anda söylemem mümkün değil ama İYİ Parti'nin, Saadet, Deva ve Gelecek Partilerinin neden Cumhur İttifakı'nda olmadığını da sorgulayan bir kesim var. Tabii Sayın Erdoğan hem İYİ Parti tabanında hem de diğer muhafazakar partilerin Latif, tabanındaki... Latif bir kesmek zorundayım ya. Latif bir kesmek zorundayım. Bugün senin bir şanssızlığın var. Önce kulaklık. Bir parlamentoya dönmem gerekiyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli partisi grup toplantısında konuşuyor. Hemen bir kulak verelim. ...ve takdir edilmektedir. Toplantı yaptığımız meydanlar dolup taşmaktadır. Konvoylarımız eşsiz muhabbet gösterileriyle selamlanmaktadır. Gittiğimiz her yerde körüklenip 2023 hedeflerimize ışıklar salmaktadır. Büyük mutasavvuf Şems-i Tebrizi demişti ki, inanan bilir ki özlemlerin sonu vuslat, hüzünlerin sonu tebessümdür. İnşallah vuslatımız yakındır. Sabırla ifa ve ikmal ettiğimiz
çalışmalarımızın sonu da hepimizin yüzünü güldürecek kadar hayırlı olacaktır. Attığımız her adımı sevgiyle, sebatla, şükürle ve inançla perçinliyoruz. Sevmeyene karıncanın yük, sevene ise fillerin karınca olduğunu çok iyi biliyoruz. Biz bu ülkeyi çok seviyoruz. Her insanımızı yüreğimizle ve ülkelerimizin sıcaklığıyla kucaklıyoruz. Masalarda değil, meydanlardayız. Zalimlerin menüsü değil, zaferlerin meftunuyuz. Türk milletini huzurlu ve müreffeh bir geleceğe taşımanın amacındayız. Milliyetçi Hareket Partisi'ne yargısız infaza heves edenlere, demokrasinin ve sandığın kaç bucak olduğunu göstermenin azmindeyiz. Haklı ve tarihi mücadelemizde kesinlikle gevşemeyeceğiz. Duyanlar duymayanları anlatsın, Milliyetçi Hareket Partisi algı oyunlarını bozarak geliyor. Milliyetçi Hareket Partisi iftira düzeneklerini yıkarak geliyor. Milliyetçi Hareket Partisi kiralık kalemlerin sahiplerini yenerek geliyor. Milliyetçi Hareket Partisi sahtekarlığın ve soytarılığın rumuzu olan anket şirketlerini bozguna uğrata uğrata geliyor. Hiçbir engele takılmadan, hiçbir karanlık senaryoya aldırmadan, inanmış adımlarla hak ettiğimiz müstakbel ve müstahkem başarıya ulaşmak için gece demiyoruz, gündüz demiyoruz, en ufak yılgınlık göstermiyoruz. 100 yıl evvel Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran, Türk vatanını kurtaran Türk milliyetçiliğinin 100 yıl sonra aynı fikri mukavemet ve muhtevasıyla Cumhur İttifakı'nın milli ve ahlaki ilkeleri çerçevesinde Türk ve Türkiye yüzyılının imar, inşa ve ihyasında büyük rol oynayacağına gönülden inanıyoruz. Hiç kuşkum yok ki elbette yapacağız, hep birlikte başaracağız. Gelecek ay yıldızlı al bayrağın altındadır. Geleceğin süper gücü Türkiye Cumhuriyeti'dir. Cumhur İttifakı ise Türk milletinin gelecek umudu, beka ufku, birlik ve beraberlik şuurudur. 2023 yılında adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurla Cumhuriyet tam olarak kenetlenmiştir. Onun bunun ağzına bakan, ona buna el avuç açan siyasi güruhun önümüze taş koyması, mücadelemizi sekteye uğratması, kararlı duruşumuzu sarsmaya kalkışması beyhudedir, boşuna gayrettir. 2023 yılında Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü Cumhur'un demokrasi zaferiyle kristalleşecek, hitamında Türkiye'mizin hızına hiç kimse yetişemeyecektir. El ağzıyla kuş tutmanın gafilliğiyle avunan zillet partilerinin başkanları bu süreçte sadece havlu atmayacaklar, geride kalan hayatlarını kireçlenmiş vicdanlarıyla, kifayetsiz zihniyetleriyle ve bundan mülhem hüsran verici travmatik çalkantıyla geçirmek durumunda kalacaklardır. Biz Türk milletinin hadimiyiz. Biz Türkiye'nin, Türk dünyasının ve Türk milletinin hatır bilen, haya bilen, hakikat bilen, hakkaniyet bilen, haysiyetli neferleriyiz. Aziz milletimize mensubiyetten şeref duyan sevdalı yürekleriz. Biz Milliyetçi Hareket Partisi'yiz. Buradan açık hava toplantılarımıza katılan tüm dava arkadaşlarıma, tüm vatandaşlarıma şükranlarımı bil vesileyle sunuyorum. Allah'tan bizleri mahcup etmemesini niyaz ediyorum. Değerli milletvekillerim, Allah-u Teala'nın ilk emri okudur. İlk yarattığı da kalemdir. Kalem o andan itibaren kıyamete kadar olacak her şeyi yazmakla
emrolunmuştur. Aklı kalemden, kalemi ahlaktan, ahlakı ilimden, ilmi imandan ayrı görmek, ayrı düşünmek zannederim çok zor, hatta imkansızdır. Kalemsiz kelam yetim, kelamsız kalem yitiktir. Peygamber Efendimiz bir hadisinde ilim ve alimleri sevenlere katiyen günah yazılamayacağını buyurmuştur. Bizim inanışımızda alimin ölümüyle alemin ölümü bir tutulmuştur. İlim ve hikmet sahibi, alim ve arif şahsiyetli büyüklerimiz tarihin her döneminde milletimizin yüz akları olmuş, Türk İslam aleminin mümtaz karakterleri olarak anılmışlar ve saygı görmüşlerdir. Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum sözüyle, ilim Çin'de de olsa gidip alınız öğüdü, maddi ve manevi temellerimizin nasıl bir iradi ve fikri cevherle zenginleştirildiğinin somut ve yalın göstergesidir. Öğrenmek kalp sefasıdır. Öğretmek ise kadir ve kabiliyet sefaretidir. Ruhu büyük olanların, yaşadığı dönemlere sığmayıp çağlar üstüne sıçrayanların mutlaka rahle-i tedrisinden geçtikleri bir öğretmenleri, bir büyükleri, dağ gibi arkalarında duran bir hocaları vardır ve bu durum kaçınılmaz bir hayat gerçeğidir. İlk kalemi elimize aldığımızda, ilk harfi beyaz sayfalara yazdığımızda, ilk heceyi okuduğumuzda hayat boyu devam edecek, yaklaştıkça uzaklaşacak, uzaklaştıkça çekim gücünü arttıracak bir süreç de başlamış olacaktır. Nerede durup nerede sonlanacağını Allah'ın bildiği bu fani hayatın en büyük mucizesi akletmek, buna dayanarak öğrenmek, bundan daha da mühimi sabırla öğretmektir. Tarihin mimarı tek tek insanlardan mürekkep milletler, milletlerin ve medeniyetlerin mimarı da öğretmenlerdir. Öğretmen demek dünya demektir. Takdir edeceğiniz üzere karamsarlığın ve ümitsizliğin köküyle küstahlığın ve cehaletin kaynağı bir ve aynıdır. Öğretmen ise cehaletin avcısı, ümitlerimizin kamçısı, öğrenme susuzluğumuzun pınarı, kendimizi ve çevremizi tanıma arayışımızın rehber pırıltısıdır. Biliyoruz ki eğitim ve öğretim dediğimiz çok boyutlu hayat, satırlar ve sınıflar arasında değil, gönüller arasındadır. Öğretmen de gönülleri buluşturan, geleceğimizin hamurunu yoğuran ön yüzümüz, öncü kâşiflerimizdir. Öğretmen gerçekte ona yakın olanları ve öğrencilerini doyuran, teselli eden, ileriye dönük dağınık ve başıboş hareketlerine çeki düzen verip programlayan, seven, sevdiren, güzeli gösteren, iyi öğreten, akıl ve ahlak uyumunu temin edip hayatla birleştiren yüksek misyonun ünvanıdır. İnsan ilişkilerinin sevgi ve dayanışmaya dayalı kaynaklarının kuruyup maddi esaslara doğru süratle kaydığı günümüzde öğretmenlerimizin öğrencilerine yakın ilgi ve alakası bana kalırsa Allah'ın müstesna bir hediyesidir. Öğretmeni sevmek insanın kendisini sevmesidir. Öğretmen her insana çöldeki menba suyudur. Ruh safiyeti ve derinliği kazanmanın ilk yolu sınıflarda parlayan müşfik ve muhterem aydınlık simalarla mümkündür. Nitekim öğretmenlerimiz ivazsız ve garazsız büyük ruh mimarlarıdır. Ve onlara karşı kalbimiz minnet hisleriyle doludur. Çözülen Osmanlı İmparatorluğu'ndan dirilen Türkiye Cumhuriyeti'ne geçişte asıl ve gerçek mihmandar da öğretmenler olmuştur. İnsanın araştırma ve merak alanının sınırı yoktur. Her insanın
iç alem ve medeniyeti başka başkadır. Akla koyulan ambargolar, zihne iliştirilen yaptırımlar, eş zamanlı olarak serbest düşünceyi kısıtlamanın yanında insanları da ön yargılarının kalıplarına hapsetmektedir. Mutlu ve huzurlu, kaygı ve korkudan sıyrılmış, geçim derdini yenmiş, sosyal ve ekonomik refaha erişmiş bir öğretmen milletimizin en kudretli gücüdür. Bu güç geleceğin koordinatlarını çizecek, gelecek nesilleri yetiştirecektir. Öğretmenin hayatı ailesi ve öğrenciler arasında olmak suretiyle en az iki koldan akış halindedir. Bu akışın tıkanması, bu akışta görülen daralmalar ve sorunlar öncelikle yarınlarımızı riske atacaktır. Bizim gelecekten tasarruf etmeye, geleceğe hiçe saymaya, geleceğin üzerine kırmızı kalem çekmeye ne hakkımız, ne haddimiz, ne de yetkimiz vardır. O halde öğretmenlerimize ne yapsak, hangi hakları versek bin defa helal olsun diyorum, bu mücadelede üzerimize ne düşüyorsa yapmanın mertçe sözünü veriyorum. 3 Şubat 2022 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul ettiğimiz, 14 Şubat 2022 tarihinde de resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenlik Meslek Kanunu çok ciddi bir kazanım ve gelişmedir. 15 Ocak 2023 tarihinden başlamak üzere eğitim ve öğretim tazminatlarının yükselecek olmasının yanı sıra 3600 ek göstergeye de hak sahibi öğretmenlerimiz resmen kavuşacaklardır. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Öğretmenlerimizin her daim yanında olacağız. Atanamayan hiçbir öğretmen bırakmayacağız. Ücretli, sözleşmeli veya bir başka ad ve tanım altında hiçbir öğretmen kalmamalı, hepsi kadroya geçirilmelidir. Kanaatimiz ve kararlılığımız budur. Çünkü öğretmenin hayatı Türklüğün yekpare kimliğidir. Kutlu geçmişimizi nurlu bir geleceğe taşıyan, Türk insanının has çizgilerini tek tek tespit edip ortaya çıkartan, çıkmasına doğrudan hizmet eden öğretmenlerimizdir. Kuşkusuz fedakarlık simgesi olan öğretmenlerimiz haklı taleplerini biliyor ve çözümü içinde elimizin taşın altına koymaya hazır olduğumuzu ifade ediyorum. Ancak biz bardağın daha çok dolu tarafına bakıyoruz. Boş kısmının da zamanla el birliğiyle dolacağına inanıyor ve Cumhur İttifakı olarak bunu gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. 24 Kasım 1928 tarihinde yayınlanan Millet Mektepleri Talimatnamesi gereğince ülkemizin her köşesinde millet mektepleri açılarak yeni harflerle okuma yazma seferberliği başlatılmış, Aziz Atatürk de bu çalışmalara millet mektepleri baş öğretmeni sıfatıyla katılmıştır. Millet mekteplerinin açılışı ve Atatürk'ün baş öğretmenliği kabul tarihi olan 24 Kasım günü 1981 yılından bu yana Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Başta görevi başında hain terör saldırıları sonucunda şehit düşen, ayrıca bir sebeple hayatını kaybetmiş bütün öğretmenlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, çalışan veya emekli tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor, saygılar sunuyorum. Değerli arkadaşlarım, ahlaklı insan, sorumluluk bilinci yüksek insan demektir. Bu bilinç hali, vicdana işlerlik katmakla birlikte, üstlenilen görevlere de işlevsellik kazandıracaktır. Bir sorunun başka bir sorunla çözüldüğü ise görülmemiştir. Sorumsuz ve sorunlu kişilerin bir defa dürüst ve samimi olmaları,
ham bir hayaldir. Tutarsızlığın, ilkesizliğin ve ilkel dürtülerin pençesinde ömür tüketen hastalıklı zihniyetlerin değerler hiyerarşimize devamlı saldırı halinde bulunmaları esasında tedavülde bulunan karanlık bir senaryonun varlığına bariz delildir. Sesi çok çıkanların haklı görülmesi, avazı çıktığı kadar bağırıp kötü niyetlerini örtbas edenlerin meşru sayılması, dahası bunların koro halinde insanlık onurundan bahsetmeleri hem imkansız hem de izansız bir beklentidir. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemek akıl tutulmasıdır. Hep aynı yoldan giderek ayrı bir yola çıkılacağını sanmak gaflettir. Aynı ezberleri tekrar ederek değişik anlamların doğacağını ummak, eğer aptallık değilse biliniz ki şaşkınlık ve dağınıklıktır. Bölücü çevrelerin, terör örgütlerinin, onlara yardım ve yataklıkta eşik tanımayan lekeli işbirlikçilerin ağızlarından düşürmedikleri kavramlar hepimizin ve herkesin malumudur. Sıkıştıkları her saha ve zeminde demokrasi propagandası yapan bölücü ve yıkıcı odaklar aslında anarşizme ve despotizme saplanmış, meşrep ve mizaçlarını gizlemenin telaşına kapılan bayraksızlardır. Barıştan, haktan, hukuktan bahsedip bu değerlerin hilafına yapmadıkları iğrençlik ve ihanet bırakmayanlar her seferinde çürük tahtiye çivi çakmakla uğraşan vatansızlardır. Bir kavrama sık sık müracaat etmek ona itibar ve itimat edilmediğinin göstergesi olamayacaktır. Yalanı gerçekle besleyen gri propaganda ustalarına aldanacak da hiç kimse kalmamıştır. İnsan haklarını en çok terennüm ve telaffuz edenler, bu hakka en fazla zarar veren zırva kişilerdir. Zehri zemzem suyu diye servis edenlerin, hiyaneti hak kılıfıyla gizleyip örtenlerin foyası artık meydanda, ipliği de pazardadır. Müslüman Türk aynı delikten iki defa ısırılamaz. Isırmaya çalışanların da ya dili ya da kafası kopacaktır. Hak kavramının bir hukuki, bir de manevi tarafı vardır. Hukukta hak kendi içerisinde kamusal haklar ile özel haklar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Özel haklar ise mutlak haklar ile nispi haklar adı altında iki kategoride ele alınmaktadır. Hak, hukuken korunan ve sahibine bu korunmadan yararlanma yetkisi tanıyan bir değer kavramıdır. Kur'an-ı Kerim'de 247 yerde geçen hak kelimesi, ayeti kerimelerin çoğunda batılın zıttı olarak anlam ve yer bulmuştur. Hak, haklınındır, hak edenindir. Bunun ismi de merhum hocamız Profesör Doktor Erol Güngör'e göre adalettir. Türk kültür hayatının, bunun yanında Türk milliyetçiliğinin muteber yüzlerinden birisi olan merhum hocamız Profesör Doktor Ahmet Süheyl Ünver, Türklerin adaletle bir memleketi, yani bir mekanı değil, zamanı fethetmeyi bildiklerini söylerken bir yönüyle koskoca tarihimizi özetlemiştir. Bu kapsamda hakkı adaletten tefrik etmek mümkün değildir. Şimdi gelelim asıl mevzumuza, asıl meramımıza. İhanet bir hak değildir. Kötülük bir hak değildir. Suç işlemek bir hak değildir. İnsan öldürmek bir hak değildir. Bunların hepsi hukukun direkt konusudur. Biz kişi hak ve hürriyetine, yine kişisel mahiyetli ifade ve düşünce serbestliğine, bir başkasının güvenlik ve hürriyet sınırlarını ihlal etmediği sürece amasız, ön şartsız bağlıyız, saygılıyız ve pek tabii sadığız. Fakat bu haklar kişisel olmaktan çıkıp
kolektif bir özelliğe büründüğü andan itibaren itirazımız ve karşı çıkışımız kaçınılmazdır. Küfür bir hak değil, bir ahlak sorunudur. Terör bir hak değil, ağır bir insanlık suçudur. Geldiğimiz bu aşamada merakımız şudur. Temel hak ve hürriyetler ekseninde mangalda kül bırakmayan çevrelerin asıl varmak ve ulaşmak istediği yer neresidir? Sözde Büyük Kürdistan'ın kurulması bu çürümüşlere göre bir hak mıdır? Emperyalizmin maşası olmak, küresel cinayetlere sessiz kalmak, insan onurunun ayaklar altına alınmasına tepkisiz durmak bir hak mıdır? Yoksa bir hayasızlık mıdır? Amerika Birleşik Devletleri'nin 10 Kasım 2022 tarihinde Litvanya'da Dünya Özgürlükler Kongresi'ni toplayıp hedef ülkelerin muhaliflerini aynı potada buluşturması, mesela Enes Kanter isimli tescilli teröristin oraya katılması, bu çerçevede Cumhurbaşkanımızın iftiralara maruz kalması bir hak mıdır? Yoksa düşmanca bir kampanya mıdır? LGBT'yi desteklemek, Türk ve İslam'ın kıymet hükümlerine husumet cephesi açmak bir hak mıdır? Yoksa bir sapkınlık mıdır? İstiklal Caddesi'nde bombayla bebek arabası devirmek, Ecrim ve Yağmur evlatlarımızla birlikte 6 Nisan'ımızı katletmek bir hakkın konusu mudur? Yoksa şerefsizliğin mi göstergesidir? Televizyon ekranlarında sabitleşmiş sahte ve sabit fikirli sözde yorumculara, kerameti kendinden menkul cehil uzmanlara, aydının diye ortalıkta gezinip fecrimizi ve nefesimizi kesmeye odaklanmış şarlatanlara, bilmediğimiz hangi hak ve hukuk zemininde katlanmak, dayanmak mümkün ve muhtemeldir. Türkiye düşmanlarıyla mücadele, ihanete beden olmuş grup, örgüt, oluşumlara direnme hem hakkımız hem de sonuna kadar görevimizdir. Türk milleti hakkını yedirmeyecek, haksızlığa boyun eğmeyecektir. Eğer hakkımızı aramazsak, eğer hakkımızdan vazgeçersek, eğer hain emellerin, hak söylemlerinin altında kalırsak, önce şerefimizden, sonra da vatanımızdan mahrum olacağımız bir tarih gerçeği halinde karşımıza çıkacaktır. Merdivenlerden tırmanırken çok dikkatli olmak durumundayız. Enkaza, Allah muhafaza bu esnada düşersek unutmayınız ki ya ayağımızı ya yanlış bir yere basmışızdır. Ya da dengemizi kaybetmişizdir. Ya başımız dönmüştür ya da birileri tahammüden itmiştir. Türk milletinin her ferdi temiz doğup temiz yaşamaktadır. Milletimizin her güzel insanı iyi kalpli, haliselim fıtratlıdır. Biz harmanda savrulan denelerden olmayacağız. Tarlamızı hiç kimseye sürdürmeyeceğiz. Hakkımız hakkın lütufudur. Bundan ödün vermeyeceğiz. Terörle ve terörizmle kesintisiz mücadele hakkımızdır. Bu hak milli güvenliğimiz, milli bekamız, milli varlığımız için hayat memat konusudur. Tek bir teröristin yaşamasına dahi artık göz yumamayız. Terör örgütleriyle yemlendikleri arpalıklarla, arkasında duran ahlaksızlarla tarihi bir hesaplaşmanın içindeyiz. 19 Kasım 2022 gecesi icra edilen Pençe Kılıç Harekatı Türkiye'nin ve Türk milletinin hukuki ve meşru bir hakkıdır. Bu harekata karşı gelen, bu harekatın durdurulmasıyla ilgili dünyaya çağrı yapan HDP, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sızmış düşman bakiyesidir. Böylesi parti görünümlü bir örgütün siyaset hayatımızda bulunması haksızlıktır. Bu bölücü şebeke kapatılsın da hazineden aldığı yardımlarla
teröristlere para aktarmaya devam mı etsin? Buna göz mü yumalı? Fahiş adaletsizliğe sesimiz çıkmasın mı? Anayasa Mahkemesi'nin hala neyi beklediğini sormayalım mı? HDP Türk siyasetine tuzaklanmış zaman ayarlı bombadır. Bu bomba ya bombacıların elinde patlayacak ya da patlatılacaktır. 2023 yılında bölücü siyasete artık son verilmelidir. İlle de siyaset yapalım diyorlarsa toplansınlar, büyük kongrelerini iltihak ve irtica etsinler, tek yumurta ikizleri Cumhuriyet Halk Partisi'ne, nasıl olsa siyasetleri aynıdır, tinetleri aynıdır, niyetleri aynıdır, melanet hedefleri de aynı kavşağa açılmaktadır. Buradan baktığımızda CHP'yi HDP'den, HDP'yi de CHP'den ayrı görmemiz, ayrı tutmamız hayal ötesi bir durumdur. Öldürülen teröristlere başsağlığı dilemek, Türk askerini suçlamak, Türkiye'nin karşı cephesinde konuşlanmak bir hak değil, habisliktir, hainliktir, hafif meşrepliktir. HDP ile iş tutup aynı iptidai gayeler etrafında toplanan herkes bu sözümün aracısız muhatabıdır. İstiklal Caddesi'nde kirli bir organizasyon olduğunu, bu kanlı saldırının 2023 seçimleri için siyasi bir mahiyet taşıdığını iddia ve ifade edenler bu milletin evladı olamazlar. Bu vatanın sahibi olamazlar. Al bayrağın gölgesinde de duramazlar. CHP'nin bazı yöneticilerine bakıldığında İstiklal Caddesi'nde bomba patlatan teröristleri ve örgütlerini aklama ve arındırma çabasında oldukları fark edilecektir. Belge var mı diye sormaları, terör saldırılarını muamma olarak tanımaları vahim bir çarpıklıktır. İPİN bazı yöneticilerine bakıldığında aynı tavır ve tutumla hareket ettikleri görülecektir. Bunlar terör örgütlerine bir nevi cephane taşıyan köksüzlerdir. Sorarım sizlere, bu iki partinin HDP'den ne farkı vardır? Bir CHP'li çıkıp teröristin PKK üyeliği muamma diyebiliyor. Bir ipli çıkıp ne delil var diye sorabiliyor. Bir başka ucube İstiklal Caddesi saldırısını hükümetin düzenlemiş olabileceğini iddia edebiliyor. PKK YPG'li teröristler yakalanmış ve her şeyi itiraf etmişken Zillet İttifakı'nın teröristlere avukatlık yapması, terörizmin dümen suyuna girmesi utanç verici bir alçalmadır. Teröriste tek bir şey söyleyemeyen veya söyleyemeyen CHP'li grup başkan vekilleriyle bazı milletvekillerinin HDP ile el ele tutuşup terörle mücadelede muazzam işler yapan İçişleri Bakanımıza saldırmaları, hükümeti karalamaya çalışmaları siyasi namus ve milli onur yokluğunun apaçık işaretidir. İçişleri Bakanımıza alçak diyen, haksız suçlamalarda bulunan, surda gedi kaçmak için çırpınan, kale duvarlarını yıkmak için dinamit görevi yapan, PKK, YPG adına saldıran terörist sevicilerin topu aşağıların aşağısıdır, alçaktır, namettir. Türk Silahlı Kuvvetlerine iftira atanların alayı birden düşman saflarında paralı askerliğe talip olmuş müptezellerdir. Teröristlerin yapamadığını holiganları ve fanatik yandaşları yerine getirmek için kuyruktadır. Terör örgütlerinin sözcülüğüne meyletmek, onların üslubuyla devlete ve hükümete hakaretler sıralamak haramzadeliktir. Türkiye'miz bu yıkıcı ve vahim gelişmelerle beraber bugün zillet partilerinin neden olduğu, ekonomik sızma, tehdit ve sömürme,
kültürel ve tarihi değerlerimize sabotaj, varlığımıza yönelik stratejik tehdit, devlet kurumlarına yönelik kuşatma, milli yapımıza yönelik saldırı, inançlarımıza yönelik aşağılama, yoğun bir propaganda ablukası, gizli servislerin örtülü operasyonu ile karşı karşıyadır. Hamdolsun hepsini her seviyede karşılamaya hazırız, buna da muktediriz. Biz devletimizin de, hükümetimizin de, güvenlik güçlerimizin de, milletimizin de her şartlar altında yanındayız. Hodri Meydan canımızla, kanımızla arkalarındayız. Buradan teröristlere ve destekçilerine açık açık sesleniyorum. Ölünüzü, dirinizi, her gün birinizi, bir gün hepinizi müstahak olduğunuz sonuçlarla billahi yüzleştireceğiz. Taviz yoktur, teslimiyet yoktur, geri dönmek yoktur, geriden bakmak yoktur. Hakkımızı, hukukumuzu ve huzurumuzu çiğnetmek asla söz konusu olmayacaktır. Muhterem arkadaşlarım, Pençe Kılıç Harekatı teröristlerin kafalarına demir yumruk gibi inmiştir. Terör örgütünün barınakları, sığınakları, mağaraları, tünelleri, depoları, inleri tahrip ve imha edilmiştir. Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki Kandil, Assos, Hakurk ile Ayn el Arab, Tel Rifat, Cizire ve Derik bölgelerinde tespit edilen 89 hedefe havadan kılıç darbeleriyle müdahale edilmiş, 140 kilometrelik bir derinlik istikametinde arka arkaya sortiler yapılmıştır. İşin özünde bizim terörle mücadelemiz küresel güçlerle mücadeledir. PKK-YPG'yi eğitip donatan, para ve silah yardımıyla destekleyen, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere fail ülkeler Türkiye'nin karşısındadır. Pençe Kılıç Harekatı'ndan bir gün önce ABD'nin Özel Kuvvetler Komutanı'nın teröristlerin sözde mezuniyet törenine katılıp nasıl olduğu belli olan sözde başarılarından dolayı gurur duyduklarını açıklaması yalnızca skandal değil, müttefiklik hukukuna saplanmış yeni bir hançerdir. Klasikleşmiş bir ifadeyle söylersek, Türkiye'nin iç politikası Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikasıdır. Devşirilmiş zillet ittifakı da bu dış politikanın tutsak alınmış uydusudur. PKK-YPG terör örgütünü kara gücü olarak göre isimlendiren, petrol kuyularında nöbete diken, bütçesinden yüksek meblağlarla kaynak ayıran Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye açık cephe almıştır. Biz bu cepheyi görüyoruz. Reste rest diyecek mertliği ve yürekliliği sonuna kadar gösteriyoruz. Pençe Kılıç Harekatı ile ilgili ADB ile bilgi verip verilmediğinin iznini süren bir ipli, milletvekilinin sivri ve sinirleri geren mütemadi beyanatları bir bakıma Amerika Birleşik Devletleri'ne yakılan yeşil ışığın sallanan ve selamlayan kirli elin teyididir. Kalemimizi işten çökertmek isteyen Amerika'nın gayrimeşru paryalarına Türk milletinin asaletiyle cevap vereceğimizden, 2023'te bunların hakkından demokrasinin imkanlarıyla geleceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır. Cumhur İttifakı Çanakkale müdafasıdır. Türkiye'yi geçmeye çalışanlara müsaade etmeyecektir. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi duayla ve gönülden destekliyoruz. Dökülen her kanın hesabının sorulacağına inanıyoruz. Hesap vakti teröristlerin toprağa düşme vaktidir. Hiçbir hain kaçamayacak, kurtulamayacak, son pişmanlık da fayda etmeyecektir.
terör örgütünün saldırılarını görmeyip Türkiye'yi suçlayanların bahtı bağlanmış, basiretleri kapanmış, aidiyet damarları kurumuştur. Dün Gaziantep'in Karkamış ilçesine PKK-YPG'li teröristlerin Suriye'den düzenlediği roketli saldırıda maalesef iki evladımız şehit olmuş, 19 evladımız da yaralanmıştır. Önceki günde Kilis Öncüpınar sınır kapısı bölgesine roketli saldırıda bir askerimiz ile 7 polisimiz yaralanmıştır. İstiklal Caddesi'nde yapılan kanlı saldırının hesabı nasıl sorulmuşsa, Karkamış ve Öncüpınar sınır kapısı bölgesine yapılan saldırıların hesabı da misliyle sorulacaktır. Terör saldırılarında hayatlarını kaybetmiş kardeşlerime Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, başımız sağ olsun diyorum. Tedavi altında bulunan kardeşlerimize de şifalar diliyorum. Tek bir terörist bırakmayacağız. Havadan başlayan operasyonların kara gücümüzle desteklenip tamamlanmasını da umut ediyor, bunu temenni ediyorum. 2023 yılında bu melanetin, bu musibetin kökünü bütünüyle kurutacağız. Milletimiz müşteri olsun, Türkiye Cumhuriyeti çok güçlüdür. Tarih boyunca nice badireleri yendik, nice tuzakları bozduk. Kürt kökenli kardeşlerim de oynanan şer oyunların farkındadır. Ne PKK'nın, ne YPG'nin, ne de HDP'nin Kürt kökenli kardeşlerimle hiçbir bağ ve bağlantısı yoktur, olmamıştır. Kesinlikle de olmayacaktır. Milli birlik ve dayanışma ruhuyla, mazisi bin yıla dayanan kardeşlik şuuruyla her zorluğun, her zulmetin, her zalimliğin üstesinden geleceğimizi de dostlarımız da, düşmanlarımız da akıllarından bir an olsun çıkarmamalıdır. Değerli arkadaşlarım, Sayın Cumhurbaşkanımızın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Katar'da kurduğu temas doğru bir temastır. Bize göre arkası getirilmelidir. Bununla da kalınmamalı, Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile de görüşme vasatı açılmalı, terör örgütlerine karşı ortak bir irade oluşturulmalıdır. Türkiye'nin Mısır, Suriye ve Irak'la tarihten gelen çok güçlü bağları vardır ve bilinmektedir. Biz doğrudan ikili görüşmeleri başlatmazsak, bozguncular aramıza iyice açacaklardır. Ülkemizin komşularıyla yapıcı, müsbet, geliştirici ve samimi diyaloglar kurması aynı zamanda 2023'ün hedefleriyle müzahirdir. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Borsası'na yönelik suç oluşturan açıklamalarını kabul etmemiz, olağan görmemiz düşünülemeyecektir. Yatırımcıları korkutan, İstanbul Borsası'nın cazibesine ve saygınlığına gölge düşürmeye tevessül eden Kılıçdaroğlu sorumsuzdur, şuursuzdur. İstanbul Borsası'nın yükselişi devam edecek, önü de ardına kadar açık olacaktır. Borsaya bizim güvenimiz tamdır. İstanbul Borsası yerli ve yabancı yatırımcılar için en güvenli limandır. Bu arada zincir marketlerde gün aşırı yapılan zamların toplumsal ve ekonomik huzurumuza tahammülsüzlük olduğu kanaatindeyiz. Ticaret Bakanlığımızın fırsatçıların üzerine karanlıkla gideceğinden, keyfi ve hatta sinsi bir plan dahilinde fiyat etiketlerini şişirenlerden adli ve idari manada hesap soracağından kuşku duymuyoruz. Vatandaşlarımızın kesesine dokunan kim olursa olsun karşısındayız. Sürekli zam yapan zincir marketlerin FETÖ ile irtibat ilişkisinin titizlikle araştırılması gerektiğine de inanıyoruz. Milletimizin sırtına zam kamburu yerleştirmek isteyen her yerde bizi karşılarında bulacaktır. Bu açgözlülere müsamaha gösterilmemelidir. Ekmeğimizden çalan, sofralarımızın tadını kaçıran, mutfaklarımıza karabasan gibi çöken kim varsa iki yakasından tutmak devletin asli vazifesidir. Bu vazife de bir hakkın yerine getirilecektir. Bizim siyaset ve düşünce temelimizce
Bilge Kağan'ın öğüdü vardır, dedem Korkut'un bilgeliği. Yunus Emre'nin sevgisi vardır, Hacı Bektaş'ın erdemi. Fatih'in vizyonu vardır, Mehmetçiğin cesareti. Atatürk'ün liderliği vardır, Türkeş Bey'in çağrısı. Cumhur İttifakı olarak zalimin karşısında mazlumun yanındayız. Biz acımasız küresel sömürünün arasından milli sanayimizi yükseltmek istiyoruz. Bali'de geçen hafta toplanan G20 zirvesinden hemen sonra açıklanan sonuç bildirgesinde ifade edilen savaş çağı riskine karşılık bölgemizde ve bütün dünyada barışın tesis edilmesini istiyoruz. Küresel yağma düzeninin oyununu bozup kendi kaynaklarımızı kullanmak istiyoruz. Yazılmış senaryoları reddedip kendi onurlu geleceğimizi belirlemek istiyoruz. Vatanımızı huzurla yaşayan bir istikrar merkezi yapmak istiyoruz. Kardeşliğimize sahip çıkmak istiyoruz. Bağımsızlığımızı korumak istiyoruz. Türkiye'mizi lider ülke yapmak istiyoruz. Bunun için nefes alır gibi çalışıyoruz. İnanç ve irfanla çabalıyoruz. Buna da sonuna kadar devam ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyor. Başarılarla, güzelliklerle dolu bir hafta geçirmenizi temenni ediyorum. Devam ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi grup toplantısını, Devlet Bahçeli'nin grup konuşmasını ekranınıza getirdik. Bahçeli'nin çok önemli değerlendirmeleri vardı. Bir yandan operasyonu değerlendirdi. Kara harekatını bekliyoruz dedi. Kara harekatında olması gerektiğini söyledi. Diğer yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar'da Dünya Kupası'nın açılış töreninde ki resepsiyonda Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile yaptığı temasa değinildi. Olumludur, doğrudur ama yetmez. Devamı da getirilmelidir. Suriye Cumhurbaşkanı Esad'la da görüşülmelidir dedi. Adeta Cumhurbaşkanı'nın önünü açan bir ifadeydi. Latif Şimşek, artık kesintisiz devam ediyoruz. Sürem hızla akıyor ama hemen sana sorayım. Bilirsin memlekette parlamentoda açıksa gündem inanılmaz hızlı değişiyor. Bahçeli'yi sen de dinlemişsindir. Bir şeye geleceğim çünkü bu Sisi görüşmesi, Esad görüşmesi gelir miye geleceğim. Neler söylersin? Çok sertti Devlet Bahçeli yine. Evet. Ya önce Sayın Devlet Bahçeli'nin konuşmasıyla, performansıyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten çok hoşuma giden bir konuşmaydı. Sanıyorum hangi partiden olursa olsun hiç önemli değil. Sayın Bahçeli'nin konuşmasına katılmadığını söyleyen kimse çıkmayacaktır. Çünkü siyaset yapmadan Türkiye'nin önemli gerçeklerini ifade etti. Ben de soluksuz izledim yani bir dakika bile ekrandan ayrılmadan. Tebrik ediyorum. Çok performanslı bir konuşmaydı. Şimdi Sisi ve Esed'le ilgili Suriye ile görüşme konusunda da Sayın Bahçeli'nin söyledikleri son derece devlet aklıyla ilgili. Devlet Bey zaten öteden beri her zaman devletin çıkarlarını, Türk milletinin çıkarlarını önceleyen söylemler, ifadeler ve destekler içerisinde. Sisi ile daha doğrusu Mısır'la Türkiye'nin arasına soğuk rüzgarların girmesinin sebebi biliyorsun Mursi'nin bir darbeyle devrilmesiydi. Evet. O dönemde Sayın Mursi ile de Allah rahmet eylesin Sayın Erdoğan'ın yakın bir arkadaşlığı vardı biliyorsunuz. Çok iyi anlaşıyorlardı ve benim bildiğim bölgeye ilişkin de tüm Orta Doğu bölgesinin birlikte hareket etmesi, bölgedeki sorunların, iç savaşların, kardeş kavgalarının sona ermesi adına da
yürütmeye hazırlandıkları projeler vardı Türkiye'yle. O dönemde Mursi'nin bir darbeyle devrilmesi sonucu Türkiye'de doğal olarak aslında da çok demokratik bir tavır ortaya koydu ve Mısır'la ilişkiler o dönemden itibaren gerildi. Ama aradan yıllar geçti. Sen de Necdet Bey de herhalde herkes aynı şeyi söyleyecektir. Devletlerin kitaplarında sonsuz düşmanlıklar yoktur. Devletlerin çıkarlarıyla ilgili konular vardır. Şimdi geldiğimiz noktada da Mısır'la ve Suriye'yle ilişkilerin yeniden tesis edilmesi Sayın Erdoğan'ın gündeminde. Bunu daha önceki açıklamalardan da biliyoruz. Bu çok şeyi değiştirecektir bölgede bu birliktelikler. İsrail'le de hakeza karşılıklı büyükelçiler atandı. İsrail'le araya örülen duvarlar da yavaş yavaş kaldırılıyor. Ama bütün bunlar yaşanırken de biraz önce Sayın Bahçeli'nin çok güzel bir dille altını çizdiği Türkiye'nin hassas konularını göz ardı edemeyiz. Şimdi Devlet Bey'in üzerinde durduğu en önemli konulardan biri de Türkiye sınırlarında dışarıda bekasıyla ilgili, güvenliğiyle ilgili ciddi mücadeleler verirken içeride bir takım yanlış anlamalara neden olabilecek, terör örgütlerinin ekmeğine ya da terör örgütlerini destekleyen egemen güçlerin ekmeğine yağ sürecek anlama gelen sözler ifade edenlere de tepki gösterdi. Buna hepimiz tepki göstermiştik. Özellikle İstiklal'deki saldırının arkasında Türkiye Cumhuriyeti devletinin, hükümetinin olduğunu, olabileceğini söyleyecek kadar ileri giden, saçmalayan ifadelere hepimiz tepki gösterdik. Devlet Bey de tepki gösterdi. Şimdi bakın, Yunanistan bir film çekmiş. 1922 yılında İzmir'in Türkler tarafından işgalden kurtulmasına ilişkin sözde Ermeni ve Rum soykırımı yapıldığını anlatan bir film. 13 Kasım'da Amerika'da 700 sinemada birden gösterime girecek. Şimdi aynı filmin Brüksel'de Avrupa Parlamentosu'nda da gösterileceğini biliyoruz. Yazıldı, çizildi bunlar. Türkiye düşmanlığı üzerine kurulan bir Yunan filmine Amerika'nın ve Brüksel'in böyle sempatiyle bakması da aslında hem Avrupa'nın hem Amerika'nın Türkiye'ye hangi gözle baktığının da bir işareti. Şimdi Amerika bir taraftan Türkiye'nin NATO üyesi bir ülke olduğunu, önemli bir müttefik olduğunu söylerken öte yandan PYD'yi ve PKK'yı beslemeye devam ediyor. Bütçesinden 156 milyon dolar pay ayırıyor PYD'ye, sanki bir ülkeye yardım eder gibi. Ortada bir ülke yokken terör örgütlerine Suriye'nin kuzeyinde okullar kuruyor, özel güvenlik teşkilatları kuruyor ve Amerika'nın özel kuvvetler komutanı gidip orada teröristlere madalya takıyor. Şimdi ve bu Amerika'nın da Türkiye'de çok sayıda üssü var NATO'yla birlikte. Yani bunlar akıl alır şeyler değil aslında. Sayın Bahçeli bunların altını çiziyor. Türk siyasetinde herkesin görmesi gereken konuların başında bunların geldiğini düşünüyorum. Peki Esad'la kısa zamanda görüşme olur mu sence? Şimdi biliyorsun Kerem, istihbarat teşkilatları ve bakanlıklar düzeyinde aşağı yukarı bir yıldır Suriye ile bir takım görüşmeler var. Eminim ki bu görüşmelerde Erdoğan-Esad görüşmesinin de altyapısı mutlaka hazırlanıyordur. Ortaya çıkacak en makul fırsatta ben bu görüşmenin gerçekleşeceğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye açısından da çok önemli. Suriye'nin bir an önce iç kargaşaya son vermesi, aynı zamanda Türkiye'deki geçici sığınmacı Suriyelilerin de ülkelerine dönmeleri için çok büyük bir fırsat olacaktır. Ben Türkiye'nin de Sayın Erdoğan'ın da
bunun farkında olduğunu görüyorum. Aynı zamanda Suriye için de Suriye'nin toprak bütünlüğüne Türkiye'nin vereceği destek son derece önemli. Yani her iki ülkenin de çıkarına olacak bir ilişki düzeyi belirlenmesi faydalı olacak ve en kısa sürede de belki seçimden önce de olabilir Esad'la Erdoğan'ın bir araya gelebileceğini düşünüyorum. Peki, önemli. Necdet Saraç, Bahçeli'nin konuşmasını neredeyse tek tek not aldınız. Bir yanda da gündem değişim. İyi Parti'ye masadan otur kalkı tartışıyorduk. Mesele Sisi ve Esad'a geldi. Orada da yine aynı şeyleri söyledi aslında. Yani Bahçeli yuvaya dön, evine dön çağrısı yapmıştı. Şimdi yine klasik söyleme döndü. İyi, yani uzunca bir süredir yapıyordu ama muhtemelen geçen haftaki çağrı ya da Erdoğan'ın çağrısını bekledi. İyi Parti ve CHP'nin HDP'den hiçbir farkı yok. Teröre zemin hazırlamaktan hiçbir farkları yok dedi. HDP CHP'ye katılsın diyor. De, ayrıca öyle söyledi. Ya şimdi ya ben şunu gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Mesela Sisi güzellemesi yapılıyor şimdi. Esad güzellemesi yapılıyor. Ya arkadaşlar el insaf ya. Ya bu ülke bakın 10 yılda neler kaybetti ya. Para kaybetti. Çok ciddi siyasi olarak bölgede sorun yaşadı. Ciddi sayıda Türk askeri şehit oldu. Şimdi 2011'de, 2013'ten, 2011'den itibaren ya Arap Baharı'nın başından itibaren Türkiye'de muhalefet partileri kardeşim bu işi yapmayın. Bizim Suriye'de ne işimiz var demediler mi? Arap Baharı'nı destekleyin demediler mi? Şimdi gelinen noktada sanki dün bunlar söylenmemiş gibi, Türkiye bu kadar zarar etmemiş gibi, Türkiye 5 milyon mülteciyle, 5 milyon sığınmacıyla sanki tesadüfen karşılaşmış gibi, sanki hiçbir şey olmamış gibi konuşulması gerçekten sağlıklı, sağduyulu ve Türkiye ilerletici bir iş değildir. Dün de, bakın dün de, bugün de muhalefetin en önemli söylemi şuydu. Bölge ülkeleriyle kavga etmeyin. Kahire'de büyükelçilik açın. Şam'da büyükelçilik açmalıyız. Orta Doğu'da bir barış ve işbirliği teşkilatı kurmalıyız diyen kimdi? Örneğin Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. 2011'de Şam'ı ziyaret ettiler. 2013'te Şam'ı ziyaret ettiler. Vatan haini ilan edilmedikleri kaldı. Hoş edildiler de. Saadet Partisi ziyaret etti. Aynı muamele onlara yapıldı. Şimdi bakın Türkiye'nin şuradan çıkması gerekiyor. Yani başından itibaren... Şimdi bu olumlu değil mi? Bakın bu olumlu ama şöyle bir iş olmaz. Bakın şöyle bir iş olmaz. Yani siyasette çeken öngörülerle ilgili öz eleştiri yapman lazım. Yanıldık da olmaz. Ya biz Fethullah Gülen'le ilgili yanıldık laflarını az mı duyduk? Daha yeni Bekir Bozdağ ne söyledi Adalet Bakanı mecliste? Keşke etmeseydim. Keşkeyle olmaz. Bir kere bir öz eleştiriye ihtiyaç var. Türkiye'nin normalleşmesini muhalefet hep savunuyordu. Bakın şu anda bile muhalefet üzerinden bir tartışma yürüyor. Muhalefet dün de bugün de Sisi ile ilişkilerin normalleşmesini savunuyordu. Şimdi darbe mi ortadan kalktı? Yani Mısır'da darbe gerçekleşmedi mi? Ne değişti? Ne değişti mesela? Darbeci Sisi... Ama Latif Şifrek diyor ki yani devletlerin arasında... Böyle bir şey. Bakın, o zaman şunu kabul edeceksin. Olmaz. O zaman senin öngörün yok demektir. Ya muhalefetin, muhalefet bunu öngörmüşken, muhalefet bunu söylemişken ki Türkiye lehine bir yaklaşımdı. Yani Mısır'la ilişkilerimizi germemek gerekiyor. İsrail'le ilişkilerimizi normalleştirmek gerekiyor. Suriye'yle ilişkilerimizi normalleştirmek gerekiyor diye muhalefetti. Normalleşmeyi sağlamanın yolu diplomatik görüşmelerdir. Evet. Yani iktidar bu işi yapmadı. Bahçeli de bugün sanki hiçbir şey yokmuş gibi. Yani ne diyor? Sisi ile kurulan temas doğrudur, devam ettirmelidir. Kardeşim bunu muhalefet söyledi. Sen bugünkü konuşmanın yine neredeyse işte son eğer politik konuşmayı değerlendireceksek son 15-20 dakikanın 10 dakikasında yine Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve İYİ Partisi'ne HDP'ye alıştığımız için HDP'yi söylemediğini bırakmıyorsun. Şimdi bu öngörüleri mesela gazetelerin dönüşümüne bak ya. Yani hiçbir konuda öz eleştiri yok. Şöyle bir şey yoktur yani. Ülkeler düzeyinde... Akit'ten bir ses vardı. Ya çok yani doğru bir kişi biliyorum yazıyı da okudum yani. Ya ama yani bakın tehlike şurada sorgulamadığınız sürece yarın başka bir dönüşümde de benzer bir şey olur. Bir ezber tekrarlanıyor. Türkiye bölgenin önemli bir ülkesiydi. Muhalefet bunun altını kalın kalın çiziyordu. Türkiye'nin bölgede
lider olmasının en önemli dayanağı hukuka, demokrasiye ve diplomasiye dayanması gerekir diyorlardı. Bu tez dün de doğruydu, bugün de doğruydu. Şimdi mesela bugüne kadarki Türkiye'nin zararını içeride ve dışarıda, ekonomik zararını, kaybedilen askerleri hesabını kim verecek mesela? Yani bu noktadaki şeyine Doğu Akdeniz'de bizim yalnızlaşmamızın en önemli nedenlerinden bir tanesi yanlış politika değil miydi? Ama yani, şimdi oyun bakın, bozuluyor. Şimdi bak buradaki mesela, Yunanistan çok şey tepkili. Yunanistan hemen Mısır'a heyet gönderiyor. Bakın sağlıklı şey şu. Yani sağlıklı ilişki yanlışını görerek, bunu telaffuz ederek söylersin. Yoksa ben dün de doğru yaptım, bugün de. Şimdi dün darbeci sizi demek de doğruydu, ilişkileri kesmek de doğruydu. Bugün neredeyse kucaklaşarak öpüşmek ve yeni bir süreç başlatıyoruz demek de doğru. Ya Esad'la ilgili demediğini bırakmadılar. Ya ben dahil mesela birçok kişi Esad'la görüşmeyi dün yazdık, önceki gün yazdık, evvelsi gün yazdık, söyledik. Ya şimdi bakın ezber konuşuluyor. O yüzden de yani şey olmaz. Mesela Suriye meselesinde bunlar doğru ilişkiler. Yani Cumhuriyet Halk Partisi 2018'de bir barış konferansı yaptı. Türkiye siyasal tarihinin önemli modellerinden biriydi. Birçok çevre vardı, katılmıştı. Yani Suriyeliler vardı, Ruslar vardı, Iraklılar vardı, Amerikalılar vardı. Her çevreden işte temel kurgu şuydu. Ya bölgede atıflarda da bulundu. Bölgede bir barış ve işbirliği teşkilatı kurulmadan Türkiye ilişkilerini normalleştirmez. Ya Suriye Türkiye sınırını peşevere çeviren kim yani? Niye mesela böyle oldu? Şu anda tehlike büyük mü? Çok büyük tehlike. Yani senin okulun bombalanıyorsa bu tesadüfen olan bir iş değil ki. Ya da ta Afrin'den çıkıp İstiklal'e bir TNT taşınıyorsa. Yani bu hem de senin güvenli bölgenden geçerek taşınıyorsa şimdi bunları sorgulamayacak mıyız? Bize diyorlar ki kardeşim bunları sorgulamayın. Bu iktidar ne diyorsa, Sayın Erdoğan, Sayın Bahçeli ne diyorsa doğru. Bakın bir şey söyleyeyim. Bugün Sayın Bahçeli de klasik bir şeye de dönüştü. Anti-Amerikançılık. Yani ve anti-Amerikançılık da vallahi iktidarın şeyi ortada. Bölgedeki bütün siyasi gelişmeleri ABD'den ve Rusya'dan bağımsız düşünebilmek mümkün değil. Avrupa Birliği'nden bağımsız düşünebilmek... Latif de onu söyledi. Mümkün ama... Amerika'ya karşı da savaşıyoruz peki, dedi. Amerika'ya karşı nasıl savaşıyoruz? Mesela size bir şey okuyayım. Ankara mutabakatı sene 2019. Bu mutabakat hala devam ediyor. Kimle kim arasında yapıldı? Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yapıldı. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri hepimiz birimiz... Birimiz hepimiz için anlayışıyla NATO topraklarının ve halkların tüm tehditlerine karşı koruma taahhütlerini muhafaza eder. Bir şey daha söylüyor ki doğru bir tez bu aslında. Soçi'de de benzer bir şey vardır aslında da. Her iki ülke Suriye'nin siyasi birliğiyle toprak bütünlüğünü ve Suriye ihtilafını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararına uygun şekilde sonlandırmayı hedefleyen Birleşmiş Milletler öncülüğündeki siyasi süreci olan bağımlılıklarını yenilerler. Ne zaman söylemişiz bunu? 2019'da söylemişiz. Türkiye ne diyor? Sayın Erdoğan'ın altına imza attığı şey, onu söyleyeyim. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz. Şimdi hem Amerika bu kadar sorumlu hem de diyoruz ki biz... Hepimiz birimiz, yani şimdi bakın burada gerçekçi olmak lazım. Şimdi bunları yok mu sayacağız? Bu benim uydurduğum bir şey değil, yorum da değil. Bir gerçeklik. Yok sayalım değil ama bazen bakın, olacak şu. Bazen de Kerem bir takım Bey, şeyin olgunlaşması gerekmiyor bakın, mu? Hayır. Öngörü önemli. Siyasetteki temel işlerden bir tanesi öngörüdür. Bu öngörüyü yapanlara en azından saygı duyacaksın. Bu öngörüyü yapanlara küfür etmeyeceksin. Bu öngörüyü yapanlara söylediklerini kafandan geçirip taahhüt edeceksin. Şimdi bölgede... Yine de Necdet Bey bir olumlu bir durum değil mi? Ya arkadaş görüşmeye... bu gelişmelerin ya bu noktada bir tereddüt yok. Yani bunu... ya bu altılı masada ilişkileri... Emevi Camii'de namaz kılmayı ya, hayal eden insanlar da var. Ya bakın ilişkilerin normalleşmesi şahsen kişi olarak benim ama muhalefetin neredeyse tamamının çok uzun süredir savunduğu bir şeydi. Şimdi Kerem Bey bakın burada ajitasyonla hamasetle bu işler olmaz. Yok, yapılması gereken de bakın değilim. Fırat'ın batısını ABD'siz şu anda Suriye'de Fırat'ın batısı evet. ABD'siz konuşulabilir mi? Konuşulamaz. Fırat'ın doğusu Rusya'sız. Rusya ve İran'sız konuşulamaz. Yapılması gereken nedir? Tam da bu anlaşmalarda yapılan vurgu çerçevesinde Türkiye'nin bir masa kurmasına hizmet etmesi gerekiyor ve hiç öyle işin etrafında dolaşmaya gerek yok. İşin etrafında dolaşıyorlar. Kendileri de yanlış yaptığını biliyorlar. Esad şu anda Suriye kendi ifadesi, yani Türkiye'nin de altına imza attığı ifadeyi söylüyorum. Suriye Arap Cumhuriyeti'nin
meşru temsilcisidir. Meşru temsilcisiyle eğer sen terörü, eğer sen sınırdaki birikmeyi, sen göç meselesini, sığınmacı sorunu çözeceksen, Suriye'nin meşru temsilcisi Esad başta olmak üzere bölgenin bütün devletleriyle, içinde İran'ı da, Mısır'ı da, İsrail'i de, Ürdün'ü de alan yeni bir politik hatta ihtiyacın var. Yoksa bu U dönüşlerinin sonu yok. Birleşik Arap Emirlikleri'nde ne değişti? Ne oldu? Hem de 15 Temmuz'da finanse etmişti. Ne oldu, ne değişti? Kaşıkçı ile ilgili ben mi yazı yazdım? Kaşıkçı ile ilgili Amerikan gazetelerinde tam sayfa yazı yazan kimdi? Sayın Erdoğan'dı. Ne değişti? Ya bu yani gerçekten klasik laf ya, ya bu kadar da olmaz dedirtiyor. Burada daha sağduyulu bir yaklaşıma ihtiyaç var. Devlet ciddiyetine ihtiyaç var. Yani gerçekten başka bir bakışa ihtiyaç var. Ya bunları söylemeden halen muhalefete yüklenmenin bir tek söyleyebileceğim el insaf ya. Peki. Bir öz eleştiri gerekiyor mu Natif Şimşek? Anlamadım sorunu. Bir öz eleştiri gerekiyor mu? Tekrar eder misin lütfen? Ha, bir öz eleştiri gerekiyor mu? Necdet Saraç diyor ki ya biz bunları Sayın Bahçeli'nin söylediğini muhalefet öteden beri söylüyor. Bütün muhalefet öteden beri söylüyor. Tam bir U dönüşü. Saadet Partisi dahil. Evet. Tam bir U dönüşü yaşanıyor. Ama ya, bu kadar göçmen meselesi var. Kaybettiğimiz şehitlerimiz, askerlerimiz var. Sınırımıza saldırılar oluyor. Bunların hesabı ne olacak diyor. Tabii ki bir öz eleştiri gerekiyor. Bence iktidar bu öz eleştiriyi kendi içinde yaptığı için de, hatta devlet iktidar birlikte diyebiliriz, yaptığı için de zaman zaman ülkelerin politikalarında farklılıklar görünür. Amerika'nın İran'a politikaları bile her 5 yılda bir değişir. Yani veya başka ülkelerle, Rusya ile ilgili politikalarına bakın. Birkaç ay sonra Amerika başkanıyla Rusya devlet başkanı masaya oturur. Bir takım konularda anlaşırlarsa, işte Ukrayna savaşında şu ana kadar yapılmış olan hatalardan geri adım atılırsa da kimse şaşırmasın. Bu uluslararası konularda devletlerin arasında olan şeyler. Ama geriye dönüp baktığınızda Türkiye Mavi Marmara saldırısını görmezden mi gelecekti? Yani İsrail'le ilişkiler gerilirken. Yani darbeyi, Mısır'daki darbeyi görmezden mi gelecekti? Darbelerden en çok çekmiş ülkelerden biri olarak Türkiye. Yine Suriye'de PYD, PKK terör devletinin kurulmak istenmesini görmezden gelip devam edecekti. Yani Suriye'nin toprak bütünlüğü deyip bırakalım orada bir İsrail'in güvenliği adına bir uydu terör devleti kurulsun ve bizi 10 yıllar boyunca yine uğraştırsın PKK gibi mi diyecekti. Bakın, Türkiye'nin PKK ile mücadelesinde 1980'lerden bugüne kadar harcadığı para 1.8 trilyon dolar tamı tamına. Bu Türkiye'nin kalkınmasına bir anda harcansa bu para Türkiye'yi uçuracak bir rakam. Hakeza on binlerce vatandaşımız ve güvenlik görevlimizin şehit edildiği bir süreç yaşadık. Hakeza PKK 1987 ile 1995 arasında en çok sivil katliamları yaptığı bir dönem ve Batı Amerika tarafından da en çok desteklendiği dönem. Şimdi hatırlarsınız o dönemde Avrupa Parlamentosu'ndan, Almanya'dan, Yeşiller Partisi'nden Claudio Roth vardı. Yine Fransa Cumhurbaşkanı Mitterrand ve eşinin PKK'ya nasıl böyle hamilik yaptığını hepimiz hatırlıyoruz. Değişti mi bugün? Yine değişmedi. Bakın, Suriye'nin kuzeyinde bir terör örgütü var. Türkiye'yi tehdit eden bir terör örgütü. İstiklal Caddesi'nde bomba patlatıyor bu örgüt. 6 vatandaşımızı katlediyor. Biri daha 5 yaşında bir çocuk. Ve bu patlamanın ardından yakalanan terörist ben PYD tarafından yetiştirildim dediği halde
Bazıları diyor ki yok diyor, bu PYD olmayabilir. Emin misiniz terör örgütünün üyesi olduğuna, bu Arap kökenli? Ya böyle saçmalıkların, böyle garabetlerin yaşandığı bir durum söz konusu. Şimdi Amerika ve Batı, Orta Doğu'da Kerem Kırçıval bu provokasyonlara yeni başlamadı ki. Biliyorsun 1916'da Sykes-Picot antlaşmasıyla İngiltere ve Fransa Osmanlı topraklarını gizli bir anlaşmayla pay etmişti ve Rusya da bu anlaşmanın içindeydi, Çarlık Rusyası. Evet. Ama 1917'de devrimden sonra Çarlık Rusyası bertaraf edilince Lenin bu anlaşmayı hem deşifre etti hem de bu anlaşmadan çekildiklerini açıkladı. Ne oldu peki? Yine İngiltere ve Fransa Osmanlı topraklarını parçalamadı mı? Yine parçaladılar. Tabii tabii. Emellerinden vazgeçmediler. Yine 1940'lara evet. kadar fiilen sömürdüler. Evet, 1940'tan sonra da iş başına getirdikleri darbecilerle, şeyhlerle, krallarla yine bu bölgede istedikleri gibi at oynatmaya başladılar. Şimdi buna itiraz eden bir Türkiye var. Bakın, Türkiye'nin Rusya ile yakın ilişkilerine bile Amerika artık bir noktaya kadar ses çıkarabiliyor. Hemen tamamlıyorum. Hemen tamamlıyorum. Türkiye bir taraftan Asya'da Türk birliğini tesis etmeye çalışırken öte yandan Orta Doğu'da Müslüman toplumların kendi ülkelerinin çıkarları adına bir araya gelmesini ve bir güç birliği oluşturmasını önceliyor. Bunun için de kırgınlıklar, küskünlükler bir tarafa bırakılarak gerçekten topyekün Orta Doğu'nun güvenliği için bir masa kurulacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Son söz sizde evet. Necdet Sarar. Şimdi... Bu durum, şöyle sorayım, bu durum yani Sisi ile el sıkışıldı. Mısır'dan da çok olumlu mesajlar var. Yunanistan endişe etti, hemen heyet gönderdi, az önce söyledim. Şimdi Sayın Bahçeli de boşa konuşmaz. Esad'la da görüşülmelidir. Aslında bir yolu da açmış oldu. Bunlar dengeleri nasıl değiştirir? Çünkü az önce siz söylediniz. Dediniz ki sadece Suriye ile komşu değiliz. Aynı zamanda Amerika ve Rusya'da da komşuyuz. Tabii canım. Neler ya, olur? Ya burada bakın, Türkiye gerçekten burada bağımsız bir çizgi izleyebilirse, sağduyulu bir çizgi izleyebilirse Türkiye bölgenin en önemli siyasi aktörü olur. Bu yeni Osmanlı, yeni Osmanlı hayali değildir. Bölgenin siyasi aktörüdür. Ya bize bu iktidar bir ezber dayatıyor. Türkiye en zor zamanlarda 1932'de Avrupa faşizme giderken Balkan Paktı'nı imzalamış bir ülke. Evet. Yani kimle imzalamış? Savaşta 12 yıl önce savaşta Yunanistan'la imzalamış, Bulgaristan'la imzalamış, Yugoslavya ile imzalamış. Doğuda da Sadovat Paktı'nı imzalamış. Başka politikalar mümkün. Yani bu iktidar öyle bir hava yaratıyor ki, ya dün aslında bunun koşulları vardı kardeşim. Bunun koşulları vardı. Bu darbeleri görmemek anlamına gelmez. Bu antidemokratik uygulamalara tavır almamak anlamına gelmez. Bunu alacaksın. Bölgelerin değişmesinde Türkiye'nin rolü, en önemli rolü model ülke olmasıdır. 1950'ler sonrası Arap coğrafyasında Türkiye'nin model ülke olması tesadüf değildir. Gelişen sosyal sistemin etkisi vardır ama Türkiye'de cumhuriyet olgusunun bölgede model olması da belirleyici şey vardır. Neyi gördük? Bakın bugün çok net bir biçimde. Türkiye kuşkusuz muhalefetin de söylediği gibi terörün kendisini dizayn etmesine izin vermemelidir. Altılı Masa bunu net bir biçimde söyledi. Bölgede güvenliğin ve huzurun sağlanmasının yolu bölge ülkeleriyle masaya oturmaktan geçer. Masaya otururken de şunu göreceğiz bakın. Gerçekten de daha gerçekçi olmak lazım. Mevcut iktidar gerçekçi değil. Şu anda Türkiye'nin bölgede en çok ihracat yaptığı ve ülkeler nereler? İki ülke var bakın. Birisi İsrail, diğeri Irak. Türkiye'nin en, bir de bu şey değil yani, normal klasik ihracat listesindeki şey değil. Amerika gibi, Rusya gibi, Almanya gibi, İngiltere gibi sıralamada ilk ondaki ülkeler bunlar. Birisi İsrail. Dün de yapıyordu, bugün de yapıyor Türkiye. Bu ne demek? Yani yapıyorsan bir normalleşme vardır. Diğeri Irak. Irak dediğimiz yer neresi? Dün hani Barzani, Talebani diye böyle bir sürü şey söylüyorduk ya. Irak'taki, Kuzey Irak'taki Irak, Kürdistan, Federe bölgesine, özel bölgeyle yapıyoruz. Şimdi bu gerçekliği telaffuz etmek dün de doğruydu, bugün de doğru. O yüzden de Türkiye'nin
bu süreci daha iyi görebilmesinin yolu muhalefeti bir başka yere koyarak, muhalefeti gayrimilli ilan ederek, ki millilik budur, muhalefet bunu yapmıştır, millilik budur. Muhalefeti suçlayarak ya da başka yere oturtturarak buradan sonuç almak mümkün değildir. Doğru politika şudur, yalnızca çıkarlar meselesi değildir. Doğru politika gerçekten hukukun öne çıkmasıdır. Hukuki önceliklerin öne çıkmasıdır. Doğru politika diplomasinin öne çıkmasıdır. Çok teşekkür ederim. Necdet Saraç, Gazete Pencere yazarı. Çok teşekkür ederim. Latif Şipşek, TV100.com yazarı. Latif, çok teşekkür ederim. Bahçeli bir anda gündemi de değiştirince... Ben teşekkür ediyorum. Sağ ol. Millet İttifakı'nı konuşamadık. Kılıçdaroğlu Almanya seyahatini iptal etti ya da erteledi diyelim. O arada Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı, kimse çıkmazsa ben aday olayım bari açıklaması yaptı. Bunları konuşacaktık. Konuşamadık. Ama ekonomiyle de ilgili konuşmak isterdim sizlerle ama süremin sonuna geldik. Yarın devam edeceğiz. Yarın yine aynı saatte. Kerem, bu arada öğretmenler günü bugün. Bütün öğretmenlerin gününü kutlayalım. Eşim de benim bir öğretmen. Onun da bugün gününü kutluyorum. Biz de tebrik ederim. Bütün öğretmenlerimizin ellerinden öpüyorum. Peki, biz de tebrik ederim. Öğretmenlerimiz, kutsallarımız. Süremin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte bu stüdyoda karşınızda olacağım. Günün ve gündemin sorularını sormak için Oğuz Aksever. Önemli haberler var. Sakın kaçırmayın. Benden sonra Oğuz Aksever ekranlarda olacak. Şimdilik bugün aktaracaklarımız bu kadar. Hoşçakalınız.